Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük günaydın Türkiye başladı. Hafta içi her gün olduğu gibi sabah 7'den 9.45'e kadar Türkiye'nin ve dünyanın gündemini sizinle tutmaya devam edeceğiz. Yine Türkiye'den dünyadan önemli haberler var. Bunların hepsini analiz edeceğiz. Ee, Ermenistan Azerbaycan arasındaki mesele devam ediyor. Bunu vereceğiz. Ee, Türkiye'yi masada istemediğini söylemiş. Ee, bugün Karar Gazetesi'nin manşetine göre ee, Rusya, biz kendimiz mis üçlüsüyle yani Fransa, Amerika, Rusya çözeriz demiş. Bunların hepsini konuşacağız. Enis Berberoğlu milletvekiline dönebilecek mi? AK Partili CHP arasında bir böyle bir e, sürtüşme oldu. AK Partililer dönemeyeceğini, CHP'ler Anayasa Mahkemesi'nin nihai kararıyla dönebileceğini söylüyorlar. Bunları da program boyunca bizlere anlatacağız. Aileler e, HDP önünde gösterilerine, haklı gösterilerine protestolarına Devam ediyorlar. Nihayet bir aileye daha kavuşma oldu. Bunları da program boyunca sizlerle beraber hepsini işleyeceğiz. Belarus'ta olaylar vardı, Navtex ile ilgili açıklamalar vardı. Bunları da vereceğiz. Dün Deniz Zeyrek'in sözcüdeki yazısını vermiştik. Ak Parti işte pandemi ve diğer meselelerine rağmen oylarında çok bir gerileme olmadığı gibi yani elbette bir kısım var ama insanlara hala çare Ak Parti diye görüyor. CHP'yi niye çare görmüyorlar? Bugün Türkiye Gazetesi'nde Nebi Mişim yazarı var. İktidar hala nasıl oyalabiliyor diye insanlar çare olarak hala AK Parti'yi, Erdoğan'ı görüyor. Bunların da hepsini değerlendireceğiz. Süleyman Soylu'nun Oda TV'nin, Karanlık Oda'nın yazarı Barış Terkoğlu'na da ayıp sözleri var. Bu arada onların da iki Barış'ın da yani Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın da koruma kararı varmış. Kimden koruyorlar bunları? Hakikaten belli değil. Valilik dün bu kararı kaldırmış. Ee, hani benzetme gibi değil ama bizlerin koruması yok. Yani bize de bize de koruma verelim diyorlar. Ama buna rağmen ben ve benim gibi bir, bir sürü kişi koruma almıyor zaten. Ama iki tane yani e, gazeteci demeye bin şahit lazım. Türkiye'yi operasyon çeken insanın zaten devlet eliyle korunması diye de bir şey söz konusu olamaz. Evet şimdi Erdoğan'la başlayalım. AB ile telefon görüşmesi yaptı Başkan Erdoğan. Kiminle? Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Görüşmede Türkiye AB ilişkileriyle Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmede Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin de net mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan-Ermenistan çatışması, Doğu Akdeniz ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda kritik konuları ele aldı. Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda Avrupa Birliği'nin tutarlı bir duruş ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını söyledi. Erdoğan Doğu Akdeniz ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca AB ile ilişkilerin yeniden canlanması için Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile görüştü. Görüştümede Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı İdlib ve Libya konuları masaya yatırıldı. Bulunduğunu hatırlattı. Türkiye'nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gelen gayreti göstermeyi sürdüreceğini vurguladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'de Dağlık Karabağ kriziyle ilişkin açıklamalarda bulundu. Hedefinde ateşkesi ihlal eden Ermenistan vardı. Kremlin'den de yani Rusya'dan da ateşkese dair açıklamalar geldi. Hedef tahtasında Erivan yönetimi vardı. İlham Aliyev sivillere saldıran Ermenistan'ı bir kez daha topa tuttu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dağlık Karabağ'daki gerilime ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Gündemin ilk sırasında Ermenistan'ın gerçekleştirdiği sivillere yönelik saldırılar vardı. Ateşkesten hemen sonra Ermenistan yeni ateşkesi ihlal etmiştir. Sivillere karşı dehşet veren saldırılar düzenlemiş, Gence şehrine saldırmışlardır. Bu Ermeni faşizminin tezahürüdür. Aliyev, Bakü ordusunun her gün yeni zaferlere imza attığını vurguladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın psikolojik sarsıntı içinde kararlar verdiğini söyledi. Aliyev, krizin çözümüne ilişkin mesajlar da verdi. Türkiye'nin süreçte etkin rol oynayacağını söyledi. Hangi mesele Türkiye'si çözüldü? Suriye'de, Libya'da Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır. Aliyev açıklamaları sonrası Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddettiklerini açıkladı. <laughs> Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ayrıca Ermenistan'ın hakikati duymak istemediğini belirtti. Sivillere yönelik saldırılara karşı öcümüzü savaş meydanında aldık ifadesini kullandı. Ateşkes ihlaline ilişkin Kremlin'den de ilk açıklama geldi. Sözcü Dimitri Peskov konuştu. Peskov, Rusya'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti. Tarafların ateşkese uymalarının hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına Azerbaycan'ın cevabı da ağır oldu. Bakü askeri Erivan birliklerine Kafkasya'yı dar etti. Ermenistan'a ait 3 İHA düşürüldü. Çok sayıda askeri araçta imha edildi. İHA'lar, roket atarlar, askeri araçlar. Ermenistan sivillere saldırının bedelini ağır ödedi. Bakü ordusu Erivan birliklerine darbe üstüne darbe vurdu. Azerbaycan'dan açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Tovuz yönüne Ermenistan'a ait iki İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. Bir insansız hava aracınınsa Adam'da vurulduğu kaydedildi. Bakanlık Ermenistan'ın verdiği diğer kayıpları da duyurdu. 3 Grad roket atarın, 1 T-72 tankının imha edildiği belirtildi. Yine çok sayıda askeri araç da aynı sonu paylaştı. <laughs> Ermeni birlikler cephelerde tutunamıyor. Erivan askeri Hadrut yerleşim biriminden tümüyle çekildi. Ermeni yarbay Artur Grigoryan da Azerbaycan askeri tarafından etkisiz hale getirildi. Ermenistan, Moskova'da imzalanan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor. Erivan, Goranboy, Terter, ter Adama saldırıda bulundu. Yine Ağcabedi, Huzuli ve Cebrail'in köyleri de yoğun top ateşi altındaydı. <laughs> Son olarak Ermenistan Savunma Bakanlığı sivillere saldırılara ilişkin skandal bir açıklamada bulundu. Bakanlık, işledikleri savaş suçu için tutarlı bir ateşkes yok ifadesini kullandı. Ermenistan'a bağış yaptığını duyuran Kim Kardashian biliyorsunuz ailesiyle beraber Amerika'nın en etkili eğlence figürlerinden bir aile bunlar. Birkaç kişi beraber böyle Amerikan eğlence dünyasına ele geçirmiş durumdalar. Yalan yanlış bilgilerle her böyle e, işte Türkler bize soykırım yaptı diyor, başka şeyler söylüyor. Dağlı Karabağ meselesi oldu, saldırıyı Azerbaycan başlattı diyecek kadar kendinden geçmiş biri Kim Kardashian zaten bu bu konularda e, cahilin önde gideni. Şimdi bu meselede de yani Azerbaycan meselesinde de Ermenistan tarafını iyice haksız yere tutunca Filistin kökenli Hadit kardeşlerden de onlara bir tepki geldi ve sosyal medyada Hadit kardeşler Kim Kardashian'ı takip etmeyi bıraktılar. Ermenistan'a bağış yaptı. Dünyanın her yerinden tepkiler yağdı. Kim Kardashian'a bir darbede Hadit kardeşlerden geldi. Ermeni kökenli Kim Kardashian Ermenistan'a 1 milyon dolarlık bağış yaptığını açıkladı. Bunun üzerine her taraftan tepki aldı. Ünlü Hadid kardeşler Kardashian'ı takip etmeyi bıraktı. Kardashian'ın açıklaması Bella Hadid ve Gigi Hadid'i sinirlendirdi. Babaları Filistin kökenli olan Hadid kardeşler Kardashian'ı Instagram'dan takipten çıktı. Ermenistan yüzünden Kardashian'ı takipten çıkan Hadid kardeşleri Kim Kardashian'sa takip etmeye devam ediyor. Şimdi Ermenistan-Azerbaycan meselesi bu şekilde devam ediyor. Tabii bu meselenin üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bir yandan da Yunanistan'ın da provokasyonları devam ediyor, navtexler kendi çapında ilan ediyor Yunanistan ve provokasyonlarına devam ediyor, çözüm masasına oturmuyor. Türkiye ön şartsız gelin görüşelim diyor Avrupa Birliği liderlerine Almanya'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye bu söyleniyor ama oralı olan yok. Yunanistan da bu şımarıklığına kaldığı yerden devam ediyor. Ee, Tabi Oruç reis bütün bunlara rağmen yapınca Türkiye'de kendi haklarını aramaya devam ediyor ve bizim gemimizle. 22 Ekim'e kadar sondaj çalışmaları için Akdeniz'de gereken çalışma yapacak. Türkiye Doğu Akdeniz'de yeni bir navtex ilan etti. Oruç Reis'in yeni görev bölgesi ve süresi belli oldu. Oruç Reis sismik araştırmalarını Meis Adası'nın hemen güneyinde gerçekleştirecek. Navtex 22 Ekim saat 21'e kadar geçerli olacak. Oruç ise sismik çalışmaları süresince Cengiz Han ve Ataman gemileri de eşlik edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait fırkateynler ise Oruç Reis'e refakat etmeyi sürdürecek. Doğu Akdeniz'de enerji arama faaliyetine 10 Ağustos'ta başlayan Oruç Reis, ikmal ve bakım için 13 Eylül'de Antalya Limanı'na demir atmıştı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sosyal medya hesabından gelişmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dönmez, Oruç Reis sismik araştırma gemimizin bakım çalışmaları tamamlandı. Gemimiz Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldı. Araştırmaya, kazmaya ve haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Varsa mutlaka bulacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Bakan Dönmez'in tweetini alıntılayarak Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz paylaşımında bulundu. Çelik kendi mesajındaysa yolun açık olsun Oruç Reis. Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz. Milletimizin hak ve menfaatlerini tavizsiz savunacağız yazdı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji arama faaliyetlerine kararlılıkla devam etmesi Yunanistan'ı yine rahatsız etti. Yunanistan, uluslararası hukuku göz ardı ederek Türkiye'nin Navtex ilanını yasa dışı olarak nitelendirdi. Bu skandal açıklamaya Dışişleri Bakanlığı'ndan anında cevap geldi. Yunanistan'ın asılsız iddialarda bulunduğuna dikkat çeken bakanlık kıta sağlığı vurgusu yaptı. 22 Ekim 2020 tarihine kadar sürecek olan bu faaliyet tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olup faaliyet alanı Türkiye'ye en yakın 15 kilometre, Yunan anakarasına ise 425 kilometre uzaklıktadır. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyısı olan Türkiye'nin faaliyetine itiraz kabul edilemez. Tabii Türkiye yani biz Navtex ilan edilince peş peşe Yunanistan'dan da skandal açıklamalar geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendi Yastün, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasından bir açıklama yayınladı ve barış güvenliğini tehdit eden bir adım dedi. Türkiye'nin Navtex ilan etmesi için kendileri yapınca bir şey olmuyor ama Türkiye Navtex ilan edince bu skandal bir adım oluyor. Öte yandan hükümetin sözcüsü Petsas'a bir açıklama yapmış ve Türkiye güvenilmez olduğunu bir kez daha gösterdi demiş ama bu açıklamaların aslında güvensiz olduğunu herkes biliyor. Provokasyonu skandal açıklamalar izledi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki dik duruşu Yunanistan'ı tedirgin etti. Atina'dan çizgiyi aşan açıklamalar ard arda geldi. Doğu Akdeniz'de gerilim tırmanırken Ankara düğmeye basmış, iyi niyet göstergesi olarak Oruç Reis'in faaliyetlerine son vermişti. Ancak Yunanistan bu adıma NAVTEX ilanıyla karşılık verdi. Tarihler de milli bayramları kapsayacak şekilde belirlendi. Türkiye'nin restinin ardından Oruç Reis yeniden Doğu Akdeniz'e dümen kırdı. Atina'nın karışması uzun sürmedi. Diplomatik nezaketi içe sayan ilk açıklama Yunan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye için güvenilmez ifadesi kullanıldı. Bakanlık, Türkiye'yi derhal geri adım atmaya çağırıyoruz dedi. Yunanistan'da karşı Navtex ilan ederken ikinci skandal açıklamanın sahibi hükümet sözcüsü Stelios Petsas oldu. Petsas Türkiye inandırıcılığını yitirdi şeklinde konuştu. Yine Avrupa zirvesini işaret etti. Türkiye'nin samimi olduğuna inananlar gerçeği gördü ifadesini kullandı. Evet değerli izleyiciler gördüğünüz gibi Yunanistan tarafı boş durmuyor ve sürekli olarak Türkiye'yi taciz etmeye devam ediyor. Provokasyonlarına kaldığı yerden uyguluyor Yunanistan. Nasıl olsa benim arkamda Avrupa Birliği var. Bu açıklamaları yapayım diyor. Kendileri uluslararası karasularda arama yapınca, sondaj yapınca normal. Türkiye yapınca anormal diye bir şeyin olması söz konusu değil zaten. Nitekim hem bu mesele hem de e, Oruç Reis ile ilgili üstelik bir de Ermenistan ve Azerbaycan meselesi konusunda da bu, e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hulusi Akar ve hem Yunanistan'ı uyardı hem de Ermenistan-Azerbaycan meselesinde Ermenistan'a gerekenleri söyledi. deniz kuvvetleri olarak bunları korumak ve bunlara refakat et, refakat etmek durumundayız. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in planlı ve programlı şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu yeni eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı. Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Bakan Akar'ın gündeminde Oruç Reis için yayınlanan yeni Navtex ilanı vardı. Ege'de, Akdeniz'de Birleşmiş Milletler tarafından kayıtlara geçmiş olan bir deniz yetki alanımız var. Ve dolayısıyla burada hiç kimseye tehdit değil bu. Gerilimi yükseltmek için her türlü girişimde bulunuyorlar. Bakan Akar Ermenistan'ın ateşkes ihlallerine ilişkin de konuştu. Akar, Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına sert gösterdi gence ve diğer birçok yerleşim birimine de bunlar acımasız bir şekilde saldırıldılar saldırılarını sürdürüyorlar hem tarih yönünde hem de uluslararası hukuk önünde bunlar bir gün gelecek bunun hesabını verecekler. Bakan Akar Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini de tekrarladı. Ermenistan gerçekten her zaman son derece saldırgan, insanlık suçu işliyor, savaş suçu işliyor ve bunu artık alışkanlık haline getirmiş bulunuyor. Öte yandan Kara Harp Okulu yeni eğitim öğretim yılının ilk dersi Azerbaycan büyükelçisi Hazar İbrahim tarafından verildi. Biraz şimdi iş politikaya gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında Enis Berberoğlu tartışması var. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz hak ihlaline uğramıştır dedi. 2018'deki seçimlerde Enis Berberoğlu bir daha milletvekili seçilmişti ama e, bu MİT meselesinde ihanet yaptığı gerekçesiyle ki 5 yıl ona hapis cezası aldı. Enis Berberoğlu'nun buradaki suçu çok net bir şekilde belgelenmiş oldu. Ama ikinci defa seçildiği için Anayasa Mahkemesi Hak ihlali vermişti. Peki milletvekili olacak mı, olamayacak mı? AK Partili CHP arasında burada görüş ayrılıkları var. Bakın iki tarafta bu konuda neler söylüyor. Yeni dönemde seçim olursa gelir. Şu anda milletvekilliği düşmüştür. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Enis Berberoğlu'nun yeniden vekil olup olamayacağını bu sözlerle değerlendirdi. CHP'li Enes Berberoğlu, FETÖ'cülerin kaydettiği MİT tırlarının görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi'ne vermekle suçlanmış ve 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Ardından da Meclis Genel Kurulu'nda vekilliği yargı kararı okunarak düşürülmüştü. <laughs> Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partili eski vekil Enis Berberoğlu'nun hak ihlaline uğradığına hükmetmesinin ardından gözler meclise çevrildi. Berberoğlu yeniden yargılanacak. Ancak bu aşamada yeniden meclise dönüp dönemeyeceği tartışma konusu. O tartışmalar devam ederken AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan da bir değerlendirme geldi. Turan, Anayasa Mahkemesi kararının Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili değil, dokunulmazlığı varken yargılanması ile ilgili olduğunu söyledi. Kararın usulü bir işlem olduğunu dile getiren Turan, bunun Berberoğlu'nun ihanet belgeleri konusunun muhatabı olduğu gerçeğini değiştirmediğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı yerel mahkemeye göndermesi, oradaki yargılama sonucunda değerlendirilmesi gerekir. Enis Berberoğlu kararında bizim açımızdan bir değişiklik yok. Bizim açımızdan hala mahkumdur, milletvekili değildir. Benim kanaatim yeni dönemde seçim olursa gelir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ise Berberoğlu'nun vekilliğe devam etmesi gerektiğini savunuyor. Bunun içinde iki formül gündemde. İlk formüle göre Meclis Başkanlığı Anayasa Mahkemesi kararını genel kurulda okutacak. Daha önce Berberoğlu'nun vekilliğini düşüren kararın geri çekildiğini açıklayacak. Bir başka yöntem ise Berberoğlu'nun vekilliğini düşüren tutanağın düzeltilmesi. Bu düzeltme de ancak meclis başkanlığının yetkisinde bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu formüllerden biri uygulanarak Berberoğlu'nun yeniden vekil sayılmasını istiyor. Evet. Evet. Şimdi Enis Berberoğlu milletvekilliğine devam edecek mi etmeyecek mi bu meselenin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha görüşülmesi, konuşulması, tartışılması lazım. Bülent Turan'ın burada söylediği mesele önemli. 2018'de seçildi doğru ama orada Anayasa Mahkemesi kararı yoktu. Yargıtay yargılama yaptı ve Yargıtay daha önce 25 yıl alınan hapis cezasını 5 yıl onaya çevirdi. 5 yıl onay zaten bu suçun tesciliydi. Şu unutulmasın, MİT bizim yakın tarihimizin gördüğü en büyük ihanetti. Fetullahçı teröristlerin yaptığı bir e, uygulamaydı. Türkiye teröre yardım ediyor e, diye e, gündeme getirdiler. Lahey Adalet Divanı'nda, Uluslararası Lahey Adalet Divanı'nda Türk pasaportlarını etkisiz hale getirmek ve Türkiye Cumhuriyeti'nin liderlerini, başta Erdoğan ve Hakan Fidan olmak üzere herkesi yargılamak için yapılan bir kumpastı. Enis Berbeoğlu da bu işin içindeydi. Dolayısıyla 2018'de Seçildi ama yargıta 2019'da onun cezasını onadı, verdi. O açıdan da bana göre de 2000 bir daha seçim olursa, seçilirse o zaman vekildir. Şu anda seçim, milletvekili olma konusunda bir fikir ayrılığı olmaması gerekir. Tabii CHP böyle düşünmüyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir daha hatırlatalım. Anayasa Mahkemesi hak ihlaline uğramıştır dedi. Vekilliği devam etsin etmesin ya da ve benim için masumdur, masum değildir gibi bir şey Söylemedi. Bunun altını görülmesi lazım. Zaten Anayasa Mahkemesinin 16 üyesinden 16'sı hak ihlali vardır dedi. Ama Anayasa Mahkemesinin bu kararı Enis Berberoğlu'nun masum ya da suçlu olması ile alakalı bir durum değil. Ona zaten yerel mahkeme veya yargıtay karar verir. Milletvekili olduğu için de yargılamasını yargıtay 16. Daire yaptı. O açıdan da bir dahaki seçime kadar böyle bir şeyin olması. Daha doğrusu milletvekili olması mümkün değil. Bir de böyle ihanet işlerine imza atan isimlerin, MİT tırları içinde imzası olanların kalkıp mecliste olmaları da garipsenecek bir durum. Mecliste de olmamaları lazım. Bu da önemli. Yani dünyanın neresinden, hangi demokrasisinde bir ihanete ya da bir casusluğa adı karışmış birinin milletvekili devam edebilir. E, CHP bu işlerde maharetlidir. Bir daha milletvekili yapayım diyebilir ama meclisinde buna müsaade etmemesi lazım. Ha bir daha seçim olur, seçilir gelir o ayrı bir konu ama şu an için bunun olması mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı siyaset arenasını bir miktar hareketlendirdi. Ancak hem AK Parti hem de MHP'nin bu konudaki duruşunda herhangi bir değişiklik yok. Cumhur İttifakı erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı. Milletimiz bu iktidardan umudunu kesmiştir. Bu iktidarı değiştirmek için de sandığın ...bir an önce önüne gelmesini beklemektedir. Bizim gündemimizde bir seçim olmadığını biz daha önce de defaatle de söyledik. Seçimleri 2023 yılında yapacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısı yaptı. Siyasetin gündemi bir anda değişti. Kendi gündemini hakim kılma çabalarından başka bir şey değildir değerli kardeşlerim. Türkiye 2023 yılında sandık başına gidecek. Ancak CHP lideri Kılıçdaroğlu sürpriz bir şekilde MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslendi. Ülkenin yönetilemediğini savunan Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye Türkiye'yi seçime götür çağrısında bulundu. Geçen gün Kılıçdaroğlu, Sayın Devlet Bahçeli işte erken seçim ilan etsin diyor. Tabii bunu duyunca fevkalade de güldük. Zannederim Kılıçdaroğlu siyasi Alzheimer hastalığına tutulmuş. Sayın Genel Başkanımız buna ilişkin görüşlerle partimizin tutumunu defalarca söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin ise erken seçim konusunda aslında tavrı net. Bahçeli konu ne zaman gündeme gelse seçimler zamanında yapılacak açıklamasında bulunuyor. <laughs> Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısıyla bir anda siyaset arenası hareketlendi. Ancak CHP'den gelen erken seçim çıkışı AK Parti ve MHP'den destek görmedi. Boş işlerle uğraşacak vaktimiz yok. Türkiye için yapacak çok işimiz var. Biz önümüze bakıyoruz. Seçimleri 2023 yılında yapacaklar kendilerine tavsiyem Türkiye'yi yönetmeye taliplerse çalışsınlar her hafta erken seçim talep ediyoruz diye Türkiye'de erken seçim olmaz. 2023'e hazırlansınlar, meydana çıksınlar Ermiyama, Beymiyama göreceğiz. Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz bir kahvaneye gitsin, bir sıfır kağıt açtırsın. İskambil oynarken de yana otursun, yancılık yaparken taraftan da 2020 seçimlerine kadar sembolik cumhurbaşkanı adayı arayışlarına devam etsin. Tavsiyemiz budur. Muhalefet bu erken seçim meselesini sürekli olarak kaşıyor. Pandemi dolayısıyla biliyorsunuz bütün dünyada bir sıkıntı var. Sadece bizde değil, Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de, Rusya'da, Latin Amerika'da, Afrika'da bile her yerde ekonomiler bundan ciddi bir şekilde etkileniyor. Dün gazetelerde vardı Microsoft ile çalışanlarını artık çoğunluğunu evden çalıştırıyor. Böylece bina kiralarından kurtuluyor, iş yerindeki yemek meselesinden kurtuluyor. Ama ne yapıyor mesela? Bin dolar ekstra maaş veriyor. İşte yeme içme diğer gelirlerini, giderlerini öyle kısıyor. Bu arada elektrik, su yani iş yerlerini düşünün, kira filan bunların hepsinden Tasarruf ediyor. Şimdi ekonomi e, bir miktar böyle etkileniyor. Biz de seçimleri kazanırız diye bir hesap yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi o yüzden erken seçim çağrısında bulundu ama hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de AK Parti zaten böyle bir şeyin olmadığını, seçimlerin e, Haziran 2023 tarihinde olacağının altını bir daha çizdiler. Ama dün Deniz Zeyrek'in yazısında söylemiştik. E, hatırlarsanız AK, bütün bunlara rağmen insanlar hala evet diyor sıkıntılar var ama bu meseleleri gene Erdoğan çözer diye açıklamada bulunuyorlar. Dün bunun örneğini Deniz Zeyrek vermişti. Bugün Nebimiş de Türkiye Gazetesi'nde benzer bir yazı yazmış. Ona daha sonraki bültenlerimize gireceğiz ama hala insanların kurtarıcı olarak ya da işlerin düzelmesinin AK Parti sayesinde Erdoğan sayesinde olabileceği inancı güçlü bir şekilde devam ediyor. Muhalefetin oyları ise hiçbir şekilde artmıyor. Bence muhalefetin Bunları düşünmesi lazım. Z kuşağı deniyor, Y kuşağı deniyor, sosyoloji değişiyor. Bunların hepsi doğru. Yeni bir kuşak var. İşte internet çağında gençler her şeyi işte sosyal medyadan bakarak görüyor, yorumluyor. Herkese tabletler, telefonlar. Ama peki CHP'nin oyu değişiyor mu? Değişmiyor. Yüzde 25. Yani Türkiye'de 1 milyon üniversite mezunu varken de böyleydi. E, aşağı yukarı şimdi 13-14 milyon üniversite mezunu var gene aynı. Kuşaklar değişiyor. Nüfus çok genç ama hala buna rağmen CHP %25'i aşamıyor. Tabii bu ittifaklarla beraber işte Ali Babacan da yanına alarak İyi Parti, HDP'yi seçim kazanacağını öngörüyor Cumhuriyet Halk Partisi ama tabii millet en iyi kararı 2023 seçimlerinde verecektir. Şimdi FETÖ ile ilgili bir haberimiz var. Eee FETÖ'le başındaki amacı Türkiye'ye işte bir Humeyni şekilde dönmek ve belki ülkenin yönetimini almaktı. Eğer 17-25 Aralık başarılı olsaydı, eğer dönseydi Yavuz Sultan Selim Han'ın kaftanıyla dönecekti. Ve Yavuz Sultan, e, Yavuz Sultan Selim Camii'nde de o dönem imam olan Bahattin Çörek, FETÖ'cü iş adamı İnan Çiftçi'nin kaftanı Amerika'ya götürme girişimini bakın nasıl anlattı. Böyle kıvrandı. Allah. E, Feton'un. Ruanda, Başkonsolosu'ymuş. FETÖ'nün kaftanla halifelik planı bir kez daha deşifre oldu. FETÖ'cüler 500 yıllık kaftanı kaçırıp Amerika'ya götürmek için birçok kez girişimde bulundu. FETÖ elebaşı da o kaftanla Türkiye'ye dönmenin planlarını yapıyordu. Bu kaftanı bize dedi verirler mi dediler Amerika'ya götürsek de onun tabiriyle söylüyorum. İşte Hoca Efendi bir ziyaret etse falan. Bahattin Çörek 2014 yılında Yavuz Sultan Selim Camii imamıydı. O dönem Ruanda Fahri Konsolosu İnan Çiftçi'nin... ...Yavuz Sultan Selim'in 500 yıllık kaftanı alma girişiminde bulunduğunu açıkladı. Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi'ne giderken bu kaftanı giymişti... ...ve dönüşte hilafeti getirmişti. Kaftanın önemi ise Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır Seferi'nden geliyor. Sultan Selim Han kaftanıyla dönüşüyle halifeliği getirmişti. İmam Çörek de İnan Çiftçi'nin sözlerinden şüphelenerek durumu yetkililere bildirdi. Kaftanın hilafetle bir bağı olduğunu düşünerek... Dönemin türbeler müdürü Erman Bey'e e, dedim ki Erman Bey tedbirini al. Dediği gibi tedbir alındı. Çamurlu kaftan müzeye kaldırıldı. Ama inançın ziyaretleri bitmedi. Bir yatsı namazında Hakan Şükür'le birlikte buraya gelmişlerdi. Bir de yanlarında sanırım emniyetten sivil birisi vardı. Yatsı namazında geldiler. Ama kaftanla alakası var mı yok mu onu ben tam bilmiyorum. İmam Bahattin'in dikkati sayesinde kaftan FETÖ tezgahına karşı korumaya alındı. 2016 yılında yapılan darbe girişiminin ardından kaftan yeniden Türbe'de sergilendi. Diyarbakır annelerinden iyi haberler gelmeye devam ediyor. Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız müjdeyi verdi. Bir aile daha evladına kavuşuyor. Aileler direniyor. Sevindiren gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Size güzel bir haber vermek için aradım. PKK KCK terör örgütü mensubu 5 terörist şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Söyler. Diyarbakır annelerine bir müjde daha gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir ailenin daha evladına kavuşacağını duyurdu. Diyarbakır'daki evlat nöbeti 3 Eylül 2019'da başlamıştı. Aileler çocuklarının kandırıldığını, HDP tarafından terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini düşünüyordu. Eylem olarak da HDP il binası önü seçildi. Her gün alıyorum. O çocuk gelecek. Direniş kararlı. Dava zalime karşıydı. 400 günü geride bırakan nöbette şimdiye dek 18 aile evladına kavuştu. Gözler 19. buluşmaya çevrilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir hasreti daha bitirecek, bir yangını daha söndürecek o gelişmeyi aktardı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Diyarbakır annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor. Devam inşallah. Evlat nöbetine şimdiye dek 160 aile katıldı. Ailelerin en büyük beklentisi bir an önce evlatlarına kavuşmak. 19. buluşmanın hangi aileyi sevindireceği merak konusu. Diyarbakır anneleri uzunca bir süredir büyük bir mücadele veriyor. Terörist PKK'nın elinden çocuklarını kurtarmak için, dağdan indirmek için her şeyi yapıyor. HDP'nin Diyarbakır il Bilansı önünde gösterilerine devam ediyorlar. Bir aile daha kavuştu. Devletimiz bu konularda çok iyi çalışıyor. Bunu görmek lazım ama bazılarının hala bu konuları görmezden geldiğinde görelim. Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Türkiye Gazetesi'nde bugün gene Türkiye'nin dünden kalan bütün manşetleri birer birer bütün kısa özetlerle birinci sayfada yer almış. Önce en tepeden başlayalım. Net sahte ilaç dolu. Ankara İzad Odası Başkanı Ercanlı ikaz etti diyor. İnternette satılan ilaçların çoğu sahte, sonu ölümle bir de bitebilir diye. Hakikaten sevgili izleyiciler, bu internette satılan, efendim işte göbeği eritiyor, işte mideye iyi geliyor, baş ağrısına iyi geliyor. Böyle şeylere inanmayın. Doktorların dedikleri dışında bence bir şey yapmayın. Efendim işte hele hele bu yan ürünler yok zayıflamaya iyi geliyor, yok işte açlığa iyi geliyor, tokluğa iyi geliyor. Bu Böyle şeylere inanmayın. Gördüğünüz gibi çok insan bu sahte ilaçlardan hayatını kaybediyor. Ee, yoksa böyle gördüğünüz gibi başa bela oluyor. Yerli lityum hamlesi Türkiye bor atığından sanayinin birçok alanda kullanılan lityum üretecek. 1200 tonluk ithalata gerek kalmayacak. Enerji Bakanı Fatih Tövbez'in de bu konuda açıklanması vardı. Onu ilerleyen bültenlerde vereceğiz. Skutura 15 yaş sınırı meclise sunulan kanuni düzenlemeye göre 15 yaşın altındakiler elektrikli skuter ve elektrikli bisiklet kullanamayacaklar. Bu haberde vardı. Gelelim esas habere. Düşman kapıda Kuzey'de Ermeniler, Güney'de Rumlar ve ortakları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'dan cesaret alan Rumlar... Maraş'ın kapısına dayandı. Ermeniler de kalleçe saldırılarla Azerbaycan'daki sivilleri ve yalanlarla Türkiye'yi hedef alıyor diye konuyu güzel bir şekilde özetlemiş Türkiye gazetesi. Akıncı biliyorsunuz Rumlara gerekir ya bazı topraklarımızı vermemiz gerekir dedi. Rumlar da bundan cesaret alıyor. Maraş işte Maraş bizimdir diye bir hak iddia ediyorlar ama Maraş zaten tapu kayıtlarına göre de hiçbir zaman Rumların değil. Eğer anlam planını kabul etselerdi Anlaşmaya göre Maraş Rumlara bırakılacaktı ama anlam planını kabul etmedikleri için bizde ve Türkiye'de işte geçen hafta Maraş'ın sahillerini halka açtı. Bu da önemliydi. öte yandan Ermeniler de Türk savaş uçaklarının ve askerlerinin cephede olduğunu söyledi. Şimdi İHA SİHA ayrı bir mesele. Türk savaş uçaklarının, F-16'ların, F-35'lerin bölgede olduğunu iddia etmek ayrı bir şey. Tabii dünyayı kandırmak istiyor. Ateşkesi bozdular, masumları hedef alıyorlar bu tür algıları yıkmak için de yalan habere başvuruyor. Kim? Ermenistan. Azerbaycan mağdur tutarlı olun diyor demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü ve AB Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda tutarlı bir duruş ortaya koymalı diye de e, açıklamada bulunmuş. Hemen altta iki tane haber. Ersin Tatar, ikinci turda zafer bizim olacak demiş. İlham Aliyev de muhabere meydanında öcümüzü aldık demiş. Şimdi görüyorsunuz hemen bakın şu yukarısı bir Aliyev'in üstündeki resim kalsın Cem. Kendi talep ettiği ateşkes uymayan Ermeniler Go Terter ter ve adamı vurdu. Yine masumlar öldü. Yüzlerce sivil evsiz kaldı. Görüyorsunuz kadıncağızın evi vuruluyor. Genceye atılan bombayla işte bu e Terter ter ve adamı vurdu. İşte kadıncağızın evi yıkılmış. Şöyle orada gördüğünüz gibi oturuyor resmen bir katliam yapılıp masum insanları hedef aldığını bir kez daha görelim. Şükürler olsun her gün okula gelelim. Yaklaşık 7 ay sonra 6 sınıfta yüz yüze eğitime başladı. İlkokul 2, 3, 4, ortaokul 8, lise hazırlık ve 12. sınıflarda dün eğitime açıldı gördüğünüz gibi. Altında da bir haber zırhlı servis Barış Pınarı bölgesi önemli bakın. 40 bin öğrenci ders başı yaptı. Mehmetçik çocukları okullarına zırhlı araçla götürdü diyor. Gördüğünüz gibi. Ermenistan'dan yeni olun yalana bak. Karabağ paralı asker yiyen Ermeniler Azerbaycan'a çamur attı diyor. Paralı asker taşıyor. İşgalci Ermenistan Azerbaycan'a paralı asker taşıyor diye suçladı. Halbuki PKK ile Yunanistan, Hollanda ve Amerika'dan yüzlerce kişinin para karşılığı Ermeniler için çarpıştığı da belgelendi Osman Sağırlı'nın haberi. Dünya İHA'dan izle diye de bir haber var. Bu da önemli. Dünya Ermenistan'ın ateşkese rağmen yaptığı sivil katliama İHA'nın haber ve fotoğraflarıyla şahitlik etti diyor. Sevgili izleyiciler, avukat sahte içkiden öldü. Bir de böyle bir mesele var. Sahte içki ölümleri 6 şehre sıçradı. Can kaybı 32'ye çıktı diyor. Ya bari içmeyin de hani içiyorsunuz da yani sahte içkin arkada. Yani hiç mi ders almıyorsunuz? Yani işte internette oluyor. Şöyle içki yapılıyor, böyle içki yapılıyor. Al işte avukat bile bu sahte içkiden hayatını kaybetmiş. Halife ilan edeceklerdi. Eski konsolos İnan Çiftçi ve Hakan Şükür, Yavuz Sultan Selim Camii'nin imamından Sultan'ın Mısır seferindeki dönüşte giydik. kaftanı istemiş. Kaftan Amerika'ya götüreceklerdi. Gülen de güya Türkiye'ye dönüp sözde Müslümanların lideri olacaktı. Plan buydu ama tutmadı. Gördüğünüz gibi tutmasına da imkan yok. Şimdi değerli izleyiciler bir reklam haber turumuz var e, saat 7:45 gibi gene bu ekranlarda sizlerle beraber olup dünya ve Türkiye'nin gündemini tutmaya devam edeceğiz. Günaydın değerli izleyiciler Cem Küçük ile Günaydın Türkiye devam ediyor ikinci bölümde de sizlerle birlikteyiz e, gene önemli Türkiye'den, dünyadan haberlerimiz var canlı bağlantılarımız olacak İstanbul'dan, Kadıköy'den, Diyarbakır'dan okullar açıldı dün biliyorsunuz 2, 3, 4. sınıflar. Lise hazırlık 8. sınıf ve 12. sınıflar açıldı. Yavaş yavaş artık çocuklar da okullara gidiyorlar. Sokaklarda bütün Türkiye'de biraz daha hareketlendi. Ee, biraz daha canlılık geldi. Tabii koronaya da dikkat etmek lazım. Çünkü hala bu virüsün ne kadar öldürücü olduğu ortada artık. Herkes bu işin farkında. Maskeye, mesafeye dikkat etmek lazım. Aşı konusunda ilerlemeler var ama hala daha tam somut bir şey yok. Aşı en ihtimalle işte Ekim ayının ortasındayız. Belki Kasım, Aralık gibi olsa bile yeni yıldan önce Şubat, Mar yani Şubat, Mart gibi üretime geçilerek ancak ortaya çıkacak. E, o, o açıdan aşı yokken de bu işi çok fazla e, kurala uymak lazım. Yoksa hakikaten bana bir şey olmaz dememek lazım. Öldükten sonra zaten bir şey denecek hal yok. Görüyorsunuz işte dün Ordu'da 28 yaşında çocukcağız Davetiye davetiyeye basmış, aman mesafeye dikkat edin, maskenizi takın diye kendisi yakalandı ve 28 yaşında 2,5 aylık evliyken hayatını kaybetti. Önce korona ile ilgili dünkü tabloyu bir görelim. Ne kadar vaka sayısı olmuş, kaç vatandaşımız vefat etmiş, sonra bu konu üzerine konuşmaya devam edelim. 115.605 test yapıldı. Bunlardan 1614'ü pozitif olarak kayda geçti toplam hasta sayısı 337 bini aştı. Günlük koronavirüs tablosunu Sağlık Bakanlığı açıkladı. 58 hastanın vefat ettiği 12 Ekim'de 1301 kişi iyileşerek taburcu oldu. Toplam vefat sayısı 8.895'e ulaşırken iyileşen sayısı 295 bini aştı. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatüre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız. Güvenin. Türkiye'de şu anda ağır hasta sayısı 1417. Hastalarda zatüre oranı ise %5,9. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Covid-19'a yakalanmıştı tedavi oldu. Duruma iyi gidiyor. Seçimlere burada artık çok az bir süre kaldı. Yaklaşık 18-21 gün, 3 haftadan 3 hafta gibi bir süre var Amerika'daki seçimlere. Trump da artık bu meseleyi seçimlerde bir koz olarak kullanacak gibi. Kendisi bir test daha yaptırdı ve testi negatif çıktı. 1 Eylül'de koronavirüse yakalanmıştı Başkan Trump. Hastalığın kaynağı olarak da yakın danışmanı Hopix gösterilmişti. 2 Eylül'de kontrol amaçlı Walter Reed askeri hastanesine kaldırılan Trump burada 3 gün geçirdikten sonra yeniden görevine dönmüştü. Her gün düzenli olarak doktor kontrolünden geçen Donald Trump seçim çalışmalarını da Beyaz Saray'daki odasından sürdürüyor. Birleşik Devletler Başkanı'nın son yapılan tetkiklerine dair açıklama yine Beyaz Saray'dan yapıldı. I am of our medical team assembled behind me. Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, ilaç kullanımları sonrasında Trump'a üst üste her gün Covid-19 testlerinin yapıldığını, son çıkan sonuçlarının ise negatif olduğunu söyledi. <laughs> Doktor Karlie, Başkan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin basınla yaptığı yazılar açıklamada kendisine Abbott binek sınav antijen testlerinin yapıldığını ve sonuçlarının da negatif çıktığını paylaştı. Trump'ın mevcut durumuna dair net karar vermek için testlerle birlikte klinik ve laboratuvar veriyi de kullandıklarını söyleyen Doktor Karlie, Başkanın diğer kişilere hastalık bulaştırmayacağı kanısında olduklarını vurguladı. E, siyasiler de koronavirüse yakalanıyorlar. Ali Babacan yakalandı, Binali Yıldırım yakalandı, başkaları da yakalandı. İyileşenler oldu. Uzunca bir zaman hastanede yatanlar oldu. Hala yatanlar var. Onlardan bir tanesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Muhittin Bey tam 35 gündür hastanede yatıyordu. Hatta nefes alamadığı için kendisine bir tane nefes borusu açıldı. Çünkü zorlanıyordu. Astım hastası aynı zamanda Muhittin Böcek. Uzun zamandır da durumu iyiye mi kötüye mi gidiyordu diye tartışma vardı. Dün ilk defa gözlerini açtı. Evet. 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 Koronavirüs tedavisi gördü. Akciğerlerinde yırtılma meydana geldi. Yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 35 gün sonra uyandırıldı. Evet. Başkan Böcek'e koronavirüs tanısı 17 Ağustos'ta konuldu. Özel bir hastanede tedavi gördü. Astım rahatsızlığı ve akciğerlerinde yırtılma meydana geldi. Yoğun bakımda uyutuldu. 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Böcek o günden beri de yoğun bakımda tedavi altındaydı. Başkan Böcek akciğerleri uzun süre makineye bağlı olarak tedavi gördü. Tedavilere cevap verdi. Böcek makineden çıkartıldı. 7 Eylül'den beri uyutulan böcek 35 gün sonra ilk kez gözlerini açtı. Başkanım, başkanım, sefret edin. Sefret edin. Böcekin durumunun iyiye gittiği aktarıldı. Covid-19 konusunda en yoğun çalışanlar tabii ki sağlık çalışanları. Onlar sürekli risk altındalar. Hemen her gün onlarca yüzlerce Covid'li hastayla Mücadele ediyorlar. Kendileri de bazen COVID-19'a yakalanıyor. Yakalanıyorlar. Virüsten kurtuldukları anda hemen bir daha görevlerinin başına geri geliyorlar. Virüs savaşçıları deniyor onlara artık. Tabii çok zorlu bir süreç. Bakın o süreci sağlık çalışanları nasıl yaşıyorlar? <laughs> Kriz Koordinasyon Merkezi'nde COVID'le iç içe çalıştığımız için maalesef biz de bu hastalığa yakalandık. Görevleri başında koronavirüse yakalandılar. Bir akşam koordinatör başhekimimizle e, e bizle birlikte e, yoğun bakımlara gittik. Geri döndük. O akşamdı bel bölgesinde ciddi bir ağrı var. Sanki bel fıtığı olacakmışım gibi böyle öyle bir şiddetli ağrı var. Virüsü yener yenmez hastalarına koştular. Onlar bu zorlu sürecin yorulmaz savaşçıları. Bu işin ortasında çalışmakla kendinizin hasta olması, çoluk çocuğunuzu, eşinizi düşünmek çok farklı bir duygusal yapıya götürüyor insanı. Profesör Doktor Ali Coşkun, hemşire Fatma Çetin ve sağlık memurları Fatma Adak'la Sezai Öztürk, Ankara Şehir Hastanesi'nde acil koordinasyon merkezinde görev alıyorlar. Onlar da diğer meslektaşları gibi koronavirüsle mücadele ederken virüse yakalandılar. Baş ağrısı ve sırt ağrısıyla yükseltti. Daha sonraki süreçte de biraz daha semptomlar artmaya başlayınca yaş olarak kısmen genç olmama rağmen ağrılarım arttı, semptomlarım arttı. Bel bölgende ciddi bir ağrı var. Sanki bel fıtığı olacakmışım gibi böyle öyle bir şiddetli ağrı var. Ancak yılmadılar. Mücadele edip virüsü yendiler. Ardından da işlerinin başına döndüler. Çok şükür sonunda e, tedavi sürecimiz yanıt verdi. Sağlığımıza tekrar kavuştuk. Görevimizin başına koşarak geldik. Virüsle mücadelede yaşadığı zorlukları anlatan hemşire Fatma Çetin bu süreçte en çok çocuklarına virüs bulaşmasından korktuğunu vurguladı. Diğer arkadaşlarım gibi ben de maalesef COVID-19 virüsüne yani karşı karşıya geldim. Onlar ben rahatsızlanmadan bir hafta önce anneannelerine gitmişlerdi. Oradalardı zaten. O yüzden içim rahattı. Yani iyi ki çocuklarımdan ayrıydım diyebildim o dönemde. Sağlık ordusunun Yılmaz Neferleri hem kendileri virüsü yendiler hem de virüsü etkisiz hale getirmek için mücadele vermeye devam ediyorlar. Şimdi akşam gazetesinin bir haberini görelim. Ara sınıflarda maskeli ilk dersiye dün biliyorsunuz okulların 2 3 4. sınıflar, lise hazırlık 8 12. sınıflar derse başladı. 1. sınıflar ve anaokulları daha önce zaten başlamıştı. E, risk artarsa ara verilebilir demiş. Kim demiş bunu? Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz Bilim Kurulu üyesi. Onun bir açıklaması var. Bir sınıfta pozitif vaka çıkması halinde yapılacakları anlattı. Eğer herkes maskesini takmış ve mesafe yeterli ise sınıfta da bir vaka çıktıysa orta ya da hafif riskten söz edebiliriz demiş. Ama birden fazla vaka çıktıysa o zaman risk yükselir, eğitime ara verilir. Riski hiçbir zaman sıfırlayamayız ama maske takarak, mesafeyi koruyarak, hijyene dikkat ederek bunu azaltabiliriz. Şu an en riskli ortamlar havalandırılmayan kalabalık ve maskesiz ortamlar demiş. Hemen altında da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması var. ''Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çalışmaları bilim kurulu ölçütlerine dayalı sürdüreceklerini belirterek sürecin daha nitelikli bir eğitime dönüşmesi için her tedbiri aldık. Gidişata bakarak atılması gereken yeni adımlar atacağız.'' demiş. Ama benim burada anlamadığım bir şey var. Özellikle bu bilim kurulu üyesi Serap Şimşek Yavuz'un dediği bir şey vardı. Diyor ki işte bir pozitif vaka çıkarsa, şimdi öğrenciler 9, 10, 11, 12 yaşlarında, 13, 14, hadi lise 12. sınıflar diyelim, yani 15, 16, ki daha onlar açılmadı. Yani diğerleri açılmadı. Aradaki bölümler var da, ortaokuldakiler. Onlar da açıldı diyelim. E çocuk gitti, pozitif çıktı. E o zaman bütün okulu mu karantina altına alman lazım? Onunla temaslı olan herkesin biliyorsun, 14 gün boyunca, evde dinlenmesi veya karantinada olması gerekecek. Eğer bir sınıfta bir çocukta pozitif çıktıysa, o zaman diğer bütün çocukların da 14 gün boyunca evden çıkmaması lazım, öyle değil mi? Yani bilim kurulu üyeleri, Serap Şimşek Hanım dahil olmak üzere hep böyle söylüyorlardı. E şimdi o çocukta bulaştı, diyelim ki çocuğa bir şey olmadı, öğretmenine bulaşırsa ne olacak? Derse 4-5 farklı öğretmen de giriyor. Okulda hademeler var, kantinli var, servisçiler var, hepsini düşünelim. O açıdan bunlar biraz böyle hani bir vaka sonra çocukların hepsinde vaka olup olmadığını nasıl anlayacağız? İlla test yapılmıyor. Çocuk bunu hafif de atlatabilir. Hani Amerika'da, Avrupa'da bütün sporculara maçlardan önce sonra sürekli test yapılıyor. Okullarda böyle bir imkan da yok. Yani sürekli test de yapılmayacak. Bence biraz böyle bizim Türk işi gibi kervan yolda düzülür gibi bu iş. Yani bir çocuğun ateşi çıktı, öksürdü, test yapıldı, pozitif çıktı. Ona göre tedbir alalım diyecekler herhalde. İş ona doğru biraz daha gidiyor gibi. E, o açıdan da işte dün de 115 bin test yapılmıştı. 1614 kişi de COVID çıktı ve 58 kişi de hayatını kaybetmişti. Gördüğünüz gibi vakalar e, aslında 115 bin teste hala yüksek olduğunu görmek lazım ama bütün dünyada aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bu iş nerede çıktı? Aralık 2019'da Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktı. Oradan bütün dünyaya yayıldı. Çin'de durum ne bilmiyoruz. Çünkü yapısı şeffaf değil. Çin devleti ne kadar bilgi geçerse o kadar bilgi öğrenilebiliyor. Ancak bu Qingdao diye şehri, şehirleri var. Orada 6 kişide de koronavirüs çıkmış. Yetkililer 9 milyonluk şehrin tamamına bakın hepsine birden test yapma kararı almışlar. Balıkesir'den de bir koronavirüs haberi verelim. Bir köy karantina altına alındı. Havran ilçesindeki Kalabak köyü böyle bu şekilde karantinaya alındı. Sokağa çıkmak sınırlandırıldı. Ayrıca karantina bölgesinde vatandaşların sağlık durumları da yakından takip edilecek. Ve korona belirtileri gösterenler, testleri pozitif çıkanlar izole edilecek. Çıkamaz. 231 kişinin yaşadığı köy koronavirüsten karantinada. Katil virüs Türkiye'de yayılmaya devam ediyor. Jandarmanın nöbet tuttu. Giriş çıkışların bariyerle kapatıldığı bu yer Balıkkesir'in Havran ilçesine bağlı Kalabak köyü. Köyde sokağa çıkmak sınırlandırıldı. Amaç koronavirüsün bulaşmasını önlemek. Bu süreçte muhtarlar aktif rol alacak. Karantina bölgesindeki evlerde ateş, öksürük gibi şikayetleri olanlar tespit edilecek. Ardından devreye sağlık görevlileri girecek. Ev ev gezip bu isimlerin sağlık durumları kontrol edilecek. Belirtileri koronayla uyumlu olan herkes izole edilecek. Gerekirse hastaneye kaldırılacak. Hadi dönüşelim. Şimdi devam edelim. Avustralya'dan bir haber var ama ne kadar doğru ne kadar yanlış onu herhalde Başka bilim insanları da cevaplandıracaktır. Ulusal Bilim Ofisi Avustralya'nın koronavirüs araştırması yaptılar. Buna göre virüsler yüzeylerde, buna cep telefonu dahil, cep telefonlarının yüzeylerinde de 28 gün yaşayabiliyormuş, kalabiliyormuş. Benim bildiğim virüs canlı bir şey değil. Yani vücuda giriyor ama biraz sıcak olduğu zaman zaten ortam sıcaksa çok da fazla dayanamıyor. Yüzeylerde nasıl 28 gün kalabiliyor İlginç. Haberi bir izleyelim. Cep telefonlarında 28 gün kalıyor. Serin yerlerde dayanıklılığı artıyor. Avustralyalı bilim adamları koronavirüs araştırmasını paylaştı. Avustralya'da Ulusal Bilim Ofisi koronavirüs araştırması yaptı. Bilim insanları SARS-CoV-2 isimli virüs düşük ısıda daha uzun süre kaldığını söyledi. Bazı yüzeylerde influenza'dan 10 gün daha fazla kaldığı ortaya çıktı. Araştırma sonucunda gözenekli yüzeylerde virüsün daha az kaldığı açıklandı. Aynı araştırmaya göre virüsün cep telefonunda 28 gün kaldığı öğrenildi. Bilim insanları araştırmayı 30 ve 40 santigrat derecede yaptı. Hastalığın serin ve soğuk yerlerde daha dayanıklı olduğu ifadesine yer verildi. Evet tabii nasıl olacak bu yani doğru mu değil mi Avustralyalı bilim adamlarının yaptıkları iyi bakmak lazım ama yüzeyde 28 gün yaşıyor çok da inandırıcı değil Brezilya'da da Para eyaletinde alışveriş merkezinin açılışına insanlar akın etti tabii maske ve mesafe kural hiçbir şey yoktu vatandaşlar birbirlerini ezdi kim bilir bu olaydan sonra Brezilya'da kaç kişiye COVID 19 bulaştı. Maske takılmadı, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Yeni açılan alışveriş merkezinde vatandaşlar birbirine ezdi. Görüntüler Brezilya'nın para eyaletinden. Yeni açılan bir alışveriş merkezine halk akın etti. Açılış sırasında koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadı. Görüntüler alışveriş merkezi çalışanları tarafından kaydedildi. Alışveriş merkezi sahibi sıhhi kuralları hiçe saydı. İfade vermek üzere karakola götürüldü. Öte yandan Brezilya'da toplam vaka sayısı 5 milyonu geçti. Can kaybı ise 150 bin 338'e ulaştı. Şimdi HDP binası önde, Diyarbakır binası önde biliyorsunuz annelerin yıllardır süren büyük bir emekleriyle beraber çabaları var. Çocuklarını dağdan indirmek için, PKK dilinden kurtarmak için özveriyle bıkmadan mücadelelerini vermeye devam ediyorlar. PKK'nın siyasi kanadı HDP de onları koruyup kollamaya devam ediyor. Bu arada Diyarbakır anneleri bir iddia duymuşlar. HDP binasının içinde PKK'nın marşı çalındığı diye duyunca da nöbeti 24 saate çıkarmaya karar vermişler. HDP il binasında sözde PKK marşı çalındı. Yüreği yanan aileler evlat nöbetini 24 saate çıkardı. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin oturma eylemi bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Birçoğu sesini duyurmayı başarsa da hala evlatlarının yolunu gözleyenler var. Ancak onların bu gözyaşlı bekleyişi sırasında zaman zaman provokatif girişimler de yaşanıyor. Zira nöbetteki aileler kendileri ağlarken Diyarbakır HDP il binası içerisinde terör örgütü PKK'nın sözde marşının çalındığını söyledi. Bunlar da evladımızı isterken adamlar burada bizimle dalga geçiyor. Burada şarkı açıyorlar, son ses veriyorlar, bizimle yani dalga geçiyorlar, gelip burada bizi tehdit ediyorlar, bize parmak salıyorlar. Bir sene oldu, iki sene girden biz bu kapıdayız belli saatle gidiyordun geliyordun ama artık bir gün bizim canımıza kat etti. Biz burada feryat ediyordun, ağlıyordun. Anne olarak evlatlarımız istiyordun. Adam kalktı, cam zaten açıktır. Camda müzikin sesi sona kadar verdi. Biz burada çırak istiyoruz, onlar marş söylüyor içeride. Aileler bunun üzerine evlat nöbetini 24 saate çıkarma kararı aldı. Ben burada 24 saat eğlenme devam edeceğim. Oğlum gelene kadar ben buradan kalkmayacağım. Evlat nöbeti bundan böyle gece de devam edecek. Şimdi HDP'nin bu PKK ile arasına mesafe koymaması Tabii çok ciddi bir problem. Ee, bir sırtımızı PKK'ya dayadık, YPG'ye dayadık. İşte Batı'dan aldıkları güçle, Amerika'dan aldıkları cesaretle, bazen Rusya'dan aldıkları cesaretle biz bu coğrafyada istediğimizi yaparız gibi bir algıya kapılıyor HDP. Sonra kazın ayağının öyle olmadığını gördüğü zaman da yerli yerine oturuyorlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti devleti. PKK'nın siyasi kanadı gibi davranırsanız işte tutuklanırsınız. Kayyumlar atanır. Haklı olarak burada yapacağınız tek şey PKK terör örgütünü kınamak, tavır almak. Alamıyorsanız, korkuyorsanız, can korkunuz varsa olabilir. PKK eğer HDP'liler istediklerini yapmazsa ayaklarına kastedebilir. O yüzden de yapacağınız şey devlete sığınmak ya da siyaseti bırakmak. Başka türlü bu işler olmaz. Bu işlere daha makul yaklaşanlar da var. Bakın Ayhan Bilgen bugün Hürriyet Gazetesi'nin 12. sayfasında var. Ee, tam tersine Türkiye'lileşme diye. Ayhan Bilgen HDP'nin makul isimlerinden bir tanesiydi. Şu an Kobani olaylarından dolayı tutuklu. Daha önce de biliyorsunuz HDP'yi e, eleştirebilmiş isimlerden bir tanesiydi. E, Ayhan Bilgen. O açıdan da bunun e, e, açıklamalarını önemli e, görmek lazım sevgili izleyiciler. Niye bunu önemli görmek lazım? Şimdi eğer biri HDP'ye karşı daha doğrusu HDP'yi eleştirebiliyorsa, PKK'yı eleştirebiliyorsa bunların önemli olduğunu görmek lazım. Ayhan Bilgen uzunca bir zamandır HDP'nin PKK ile olan meseleyi araya koyamamasını, dolayısıyla bir Türkiye Partisi değil de dar alanda bir parti olmasını ciddi bir şekilde eleştiriyor. Bakın ne demiş? Twitter hesabından bir paylaşımda bulunmuş Ayhan Bilgen. Bugün itibariyle HDP kendi geleceği ve ülkesinin geleceğini İttifak stratejilerine endekslenmiş görünmekle birlikte hiçbir parti kendisiyle açık ittifak yapmayı göze alamamaktadır diyor. HDP, HDP çözüm sürecindeki genişlemeyi kalıcı sanmış ve kişisel başarı olarak yorumlamayı tercih etmiştir diyor. Şimdi bakın burası çok önemli. HDP kişisel yani çözüm sürecinde elde edilen başarıyı kat edilen aşamayı kendi başarısı gibi lanse etti. Halbuki o kendi başarısı değildi. Orada devletin bir inisiyatifi vardı. Türk devletinin aldığı büyük bir risk vardı. İşte Erdoğan'ın baldıran zehri içtim dediği mesele oydu. Ama Ayhan Bilgen'in dediği gibi HDP bunu kendi başarısı olarak sunmayı tercih etti. Hem müdahaleden şikayet edip hem de Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye kalkmak kendi pozisyonunun gereğini yapmamakla ilgili bir handikaptır. Bakın, hem müdahalelerden şikayet et, hem de Kandil'in rotasından çıkma. O zaman bu sizin için çok ciddi bir engel oluyor. Sadece son iki kongre süreci ve aday belirleme süreçlerine kimin, neden, hangi dayatmalarla müdahale etine bakılırsa sorunun tam da benim tersine Türkiyelileşme diye tarif ettiğim kişisel hesaplarla bir siyasi mücadeleyi kontrol altında tutma eğiliminden kaynaklandığı görülecektir diyor. Gördüğünüz gibi Ayhan Bilgen partisini eleştirmeye devam ediyor, PKK'yı eleştirmeye devam ediyor. Çözüm sürecindeki başarıyı HDP kendi başarısı gibi gördü diyor. Kandil'den ve İmralı'dan emir alıyor, talimat alarak hareket ediyor diyor. Bunun da Türkiye'de hiçbir şekilde, hiçbir amaca hizmet etmediğinin altını çizmiş. Son iki kongre sürecinde de yani HDP'nin yaptığı son iki kongrede de kimler neden talimat aldı diyerek de aslında HDP'nin biraz PKK'dan talimat aldığının da altını çizmiş Ayhan Bilgen. Bu tür makul seslere kulak vermek lazım. Çünkü bu tür makul sesler çıktığında en azından meşru zeminde siyaset yapılabilir. Yoksa HDP yakında HDP'den böyle giderse siyaset yapacak birini bulmak mümkün değil. Çünkü PKK'yla aralarına mesafe koymuyorlar. Ee, önemli bu. Şöyle. Bu arada bir son dakika olduğunu arkadaşlarım söylüyor. Ee, bu PYD'yi mi diyorsun? FETÖ PYD, onu diyorum. TSK yapılan Evet değerli izleyiciler şimdi e, bunu arkadaşlarımız göndermişler. Cumhuriyet Başsavcılığımızca hangi Cumhuriyet Savcılığı ama bu? fetö PDY yani Paralel Devlet yapılanması İzmir'miş. TSK yapılanması yönelik yürütülen başarılı operasyonların 9. aşamasında e, örgütsel irtibata yönelik olarak ankesörlü ve e, kontrollü sabit hat irtibatlı e, kişiler hakkında yeni delilleri ulaşılmış. 98'i tabii bunların Türkçe yani bunun dili o kadar bozuk ki şimdi düzeltmeye çalışıyorum bir yandan da. Yani şu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ankesörü telefonlardan peş peşe arama yaptığı için bazı görevdeki askerler hakkında gözaltı kararı çıkarmış. Bunların 98 Hava Kuvvetleri'nden 12'si Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup. Rütbeleri de şöyle. 7'si Albay, 2'si Yarbay, 9'u Binbaşı, 17'si Yüzbaşı, 37'si Üsteğmen, 4'ü teyben, 33'ü Asubay ve 1'i Uzman Çavuş Rütbesi'nde 105'i muvazzaf olmak üzere toplam 110 asker hakkında İzmir ve 25 farklı ilde e, tem tarafı, İzmir tem tarafından operasyon düzenlenmiş. Bir daha söyleyeyim, e, şu ana kadar 89 kişi gözaltına alınmış durumda. 110 asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunların 7'si albay, 2'si e, 10, yarbay, 9'u binbaşı, 17'si yüzbaşı, 37'si üst teğmen, 4'ü teğmen, 33'ü de üst subay, bir de uzman çavuş var. Örgütsel irtibatları olduğu gerekçesiyle ankesörlü telefonlar ve kontrollü, kontrollü sabit hat aramaları diye. Ya kontrollü sabit hat kaldı mı bu arada Cem? Yani var, yara, aranıyor mu bunlardan? Var mı? Peki. Bunlar hakkında aramalar yapılarak e, örgüt mensubiyetleri ele geçirilmiş. Gördüğünüz gibi bakın buradaki sayılardan en önemlisi bence 37 üst teğmen. Hani teğmen biraz daha 4 sene önce olsa e, teğmen ama üst teğmenler aşağı yukarı 2010'dan sonra göreve başlayanlar genelde. 2010'dan sonra çünkü 3 sene teğmenlik yapıyorsunuz. Üst teğmenlik 6 senede. 2011-12'de girseniz 13-14'lerde hala e, bu görevlerde bulunuyorlar. İşte 2013'te teğmenliğe başlamış olanlar var. 2014'te 15'te e, İzmir ve 21 25 farklı ilde operasyonları gerçekleştiriyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı gördüğünüz gibi 110 kişi hakkında gözaltı kararı var. 89'u gözaltına alınmış. Diğer 21 kişinin arama çalışmaları da devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu arada değerli izleyiciler canlı, canlı bağlantılarımız var. Şimdi yüz yüze eğitimin ikinci aşaması dün başladı. 7 milyona yakın öğrenci de aylar sonra bakın Mart'ın 11'inden bu yana ilk defa ders başı yaparak sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştu. Birçok şehirde ve okulda henüz velilerin salgın korkusunu üzerinden atamadıkları, bu yüzden de çocuklarını okula göndermek istemedikleri gözlendi. Biz de İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ailesi olarak durumu yerinde gözlemlemek istedik. İlk olarak İstanbul, Andolu yakasına ardından da Diyarbakır'a bağlanacağız. Karşımızda İhlas Haber Ajansı'nın deneyimli muhabirlerinden Hanefi Bayar ve Aydın Yonat olacak. Günaydın Hanefi. Günaydın Cem Küçük. Nedir durum? Şimdi dün okullar açıldı. Bugün e, bir dün birinci gündü, bugün ikinci gün. Çocuklar ikişer gün okula gidecekler ama aileler çocuklarını okula gönderiyor mu? Durum nedir? Korku, panik var mı? Notların neler? Evet Cem Küçük, öncelikle neredeyiz ondan bahsedeyim. Ataşehir'de Halil Atam Avcı İlkokulundayız ve Hababam sınıfından Mahmut Hoca çok güzel bir şey diyordu. Okul dört tarafı duvarlarla çevrili, tepesi dam olan bir yer değildir. Eğitim ve öğretimin yapılabildiği her yerdir. 11 Mart'ta ilk vakanın açıklanmasının hemen ardından Türkiye tedbirlerini ardı ardına aldı ve ilk tedbir olarak da okullar kapatıldı ve salonlarımız sınıf oldu, yemek masalarımız sıra oldu. Beklenen gün geldi. 21 Eylül'de birinci sınıflar için ve okul öncesi eğitim için okullar kapılarını açmıştı. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin toplantısının hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla beraber şimdi bizim girebildiğimiz gibi ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar ve orta üçler, sekizinci sınıflar ile lise hazırlık ve lise sonlar da okulla tanışa bildiler tekrardan uzun bir aranın ardından öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden de gönüllü öğretmenler EBA TV'den öğrencilere salgın boyunca derslerini anlatmaya devam ederken onlar da okulları çok özlemişlerdi. Peki okullarda nasıl önlemler var? Girişte neler var? Dilerseniz ondan bahsedelim evet. Cem Küçük canlı yayında sizlere Ataşehir'den aktarıyoruz. Bakın öğrenci arkadaşlarımız girdiklerinde ilk başta burada bir dezenfektan var. Bunu kullanmak zorundalar. Peki ders ne zaman başlayacak? Diyeceksiniz ki ya Hanife orası bomboş. Ders ne zaman? Ders saat 9'da başlayacak. Ve bu görmüş olduğunuz bahçe sosyal mesafeye uygun bir şekilde öğrenciler burada yerlerini alacak. Veliler, evet ...veliler bizim bu bulunduğumuz alandan sonrasına geçemiyorlar Cem Küçük. Velilere burada dur deniyor. Öğretmenler burada bilim kurulu. Bu okulun müdürü de buranın sağlık bakanı diyebilirim. Tüm kararlar onlardan çıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuklu açıklama yapmıştı ve şunu söylemişti. Öğretmenlerimizin koronavirüs bilinçlendirilmesi tamamlandı. Hepsi artık koronavirüse karşı... Neslimizi, yeni nesilleri, geleceğimizi bilgilendirecek demişti Ziya Selçuk. Meslek büyüğüm de değerli kameraman arkadaşım Metin Başerle beraber burada sizlere durumu aktarıyoruz. Halil Atamavcı İlkokulu, Ataşehir'in en güzel okullarından birisi. Hem öğretmenleri hem müdürü olsun, her şekilde bize yardımcı oluyorlar. Peki, bir hani bir şey sorabilir şunu miyim? Şunu söylemek istiyorum. Şu, şu, evet, şunu... buyur. Şimdi diyelim Tabii. ki bu. Okulda e, sınıflar diyelim ki e, 40 kişi ise e, kaç kişi alınıyor diyelim ki şimdi e, 3. sınıflar 4. sınıflar okula geldiler. Eğer 40 kişi ise 20 kişi olarak mı eğitim yapıyorlar? Nasıl duru nasıl yapılıyor eğitim? Evet evet Cem küçük senin de söylediğin gibi sosyal mesafe fiziksel mesafe göz önünde bulunduruluyor ve sınıf mevcudunun yarısı kadar. Öğrenci sınıfa alınıyor ve dersler o şekilde işleniyor. 30 dakika ders 10 dakikada teneffüs şeklinde oluyor. Ve öğrencilerden şu isteniyor. Her ne kadar benim gibi gözlük kullanan öğrenci arkadaşlarımız varsa gözlüğün buhar mı oluyor? Bırak buhar olsun gözlüğünü çıkart ama yeter ki bu maskeyi çıkartma benim gibi Cem Küçük. Ben şu an sizi görmekte zorlanıyorum ama olsun maskeyi çıkartmıyorum. Bu Bence bir dışarıda kural takınca bu toplum öyle sağlığı için hani bir ki. kural. Ben de dışarıda gözlük varsa Biliyorum Cem çok Küçük. zorlanıyoruz onun için, yani. Onun için biraz da biz dertleşelim diye söyledim aslında Cem <laughs> Küçük hemen anladım beni. Evet gerçekten zor bir şey artık okulun da personeli yavaş yavaş geliyor. Yaklaşık 40 dakika sonra özlenen bu okulda hasret sona erecek ve öğrenciler ikinci kez öğretmenleriyle arkadaşlarıyla buluşacaklar. Ve haftada iki gün boyunca yüz yüze eğitim devam edecek. Şunu hemen altını çizeceğim Cem Küçük. İlk başta bunu sormuştun. Hanifi velilerin ilgisi nasıl, izlenimleri nasıl diye maalesef diyemiyorum. Onlara da bir şey diyemiyorum. Ama uzaktan baktığımızda şunu görüyoruz. Evet veliler öğrencileri evlerde tutmak istiyorlar. Çünkü korkuyorlar. Hem o minikler için geleceğimiz için korkuyorlar. Hem de evdeki insanlar için korkuyorlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Bu görmüş oku, olduğunuz okulun kapasitesi hemen hemen 700-800 bandında ve okula gelen öğrenci sayısı neredeyse bunun yarısı diyebilirim Cem Küçük. İzlenimimizi bu şekilde paylaşayım Bir şey ve daha sorayım. peki. aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir şey Tabii daha ki. sorayım. Şimdi diyelim ki bir 3. ya da 4. sınıflar sınıfın yarısı kadar diğer yarısı da 2 gün sonra mı geliyor? Hani pazartesi salı bir grup salı çarşamba perşembe bir grup şeklinde mi oluyor? Bazı bazı okullar evet senin söylediğin gibi gruplara ayırarak bu eğitim öğretim faaliyetini devam ettiriyor. Bazı okullarda da şu söyleniyor. Mesela bu okulda 1, 2, 3, 4, 5 bu sınıflar var. 5. sınıflar nerede? Evdeler. E, 5. sınıfların kullandıkları sınıf boşta. 40 kişilik bir sınıf 20-20 bölünüyor ve o sınıflara da aktarılarak derslik sayımızın da çok olmasının avantajını kullanarak dersler devam ediyor Cem Küçük. Peki. Teşekkür ederim Hanifi verdiğim bilgiler için. Hakikaten aydınlatıcı oldu. Ee, yine ihtiyaç olduğu zaman zaten gün içerisinde ya da diğer bültenlerimizde sana yine bağlanacağız. Şimdi İstanbul böyleydi. Ataşehir İstanbul'un kalabalık e, şehirlerinden, bir ilçelerinden bir tanesi. Ama bir de Diyarbakır'a gidelim, Aydın Yorat'a gidelim. Aydın günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. İyi yayınlar. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi Mart ayında Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte yüz yüze eğitime ara verilmişti. Yaklaşık 7 ay süren aranın ardından 21 Eylül'de ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi öğrencilerinde yüz yüze eğitim tekrar başlamıştı. Bu yüz yüze eğitimin ilk aşamasıydı. Yüz yüze eğitimin ikinci aşaması ise Dün yani 12 Ekim'de başladı. Bu 12 Ekim'de ilkokul 1 2 3 4 8. sınıf ve 12. sınıflar eğitim almaya başladı yüz yüze. Bu eğitim alan öğrenciler de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikiye ayrıldı. Pazartesi Salı ve Perşembe Cuma olmak üzere sınıf mevcutlarının yarıları aynı yarılarının girmesi koşuluyla sınıflara alındı. Diyarbakır'da ilk gün dün yüze eğitimin ikinci aşamasının başlamasıyla birlikte okullarda çok yoğun bir kalabalığın olmadığını söyleyebiliriz. Merkez ilçelerin merkez merkezde en kalabalık ilçelerinden olan Yenişehir ilçesindeyiz. Şu an Mehmetçik İlkokulundayız. Normal mevcudu bin olan bin öğrenci olan öğren, okulda şu an yaklaşık yüzde on öğrenci geliyor. Velilerle konuştuk biraz önce. Veliler de koronavirüs tedbirleri kapsamında o çocukları larının çok fazla okula göndermek istemediklerini belirttiler. Kendileri de okula ilk başta tedbir amaçlı getirdiklerini, sınıfın ortamlarını, okulun ortamlarını gördükten sonra çocuklarını okula tekrar gönderip göndermeyeceklerini düşüneceklerini söylediler. Biraz önce de kameraman arkadaşım Murat Başal'ın gösterdiği gibi çocuklar okullara tamamen steril bir şekilde giriyor. Yüzlerinde maske, maskeli girdikten sonra okullarda dezenfektanla ellerini temizledikten sonra sınıflarına giriyorlar. Bu sınıflarına girdiklerinde ise tekrar Tek sıra halinde, her sırada bir öğrenci olmak koşuluyla eğitimlerini alıyorlar. Biz Diyarbakır'da şu anda servisler de uzun bir aranın ardından tekrar işlerine başladı. Servislerde de yine okullarda olduğu gibi dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Hafta sonu Diyarbakır'daki tüm okullarda dezenfekte işlemi yapılmıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında e, öğrenciler herhangi bir sıkıntıyı yaşamaması için. E, biz Diyarbakır'ın çeşitli yerlerinde okulları gezdiğimizde mevcut öğrenci durumunun %10 seviyelerinde olduğunu gördük. Yalnız bu durum köy okullarında aynı kalmadı. Köy okullarında bilindiği gibi e, özellikle Diyarbakır'da 17 ilçesindeki tüm köy okullarında tüm kademelerde eğitim başladı. Bu tüm kademelerde eğitimin başlamasıyla birlikte... Aydın bir şey köy ki okula giden öğrenci sayısı daha fazla oldu. Biz Diyarbakır'dan e, aktaracaklarımız Aydın şunu sorayım. Şimdi hani her sınıf Buyurun. yarı yarı e, öğrenci sayısı kadar eğitim yapıyor. Diyelim ki 40 kişiden 20 kişi bugün okula gelmesi gerekiyordu. Diyelim ki mesela 3. sınıflardan bir sınıftan 20 kişi gelecek diyelim. kaçı okula geliyor? Yani aileler %10-20 var mı? Mesela 20 kişilik bir sınıfta o 20 kişi de gelmiş mi yoksa 14 15 kişi mi gelmiş katılım okula gelme sayısı nasıl Şu an biz biraz önce velilerle konuştuk. Aynı zamanda içeri giren öğrencileri de gözlemledik. Öğrencilerin büyük bir kısmının okula gelmediğini gördük. Aileler bu durumu daha doğrusu getiren aileler, çocuklarını getiren aileler zaten temkinli bir şekilde getirmişti. Okula giremedikleri için merak içindeydiler ve idarecilerle konuşmaya başladılar. İdarecilerle koronavirüs sürecinde yapabilecekleri durumun içeride alınan önlemlerle ilgili bilgi aldıktan sonra evlerine döndüler. Şu an normal şartlar altında her sınıf. Bir sınıfta tekli sıra olma koşulu var. 40 kişilik bir sınıfta normal şartlar altında e, 20 kişinin olması gerekirken şu an 10, 8, 10 kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki aynen teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. İstanbul'dan sonra Diyarbakır'dan da Yenişehir ilçesinden bilgileri aldık. Gördüğünüz gibi tablo şu değerli izleyiciler. E, her sınıfta artık yarı yarıya yani pazartesi salı bir grup. Çarşamba, perşembe bir grup gelecek. Haftada iki gün. Ama buna rağmen veriler çocuklarını okula çok da getirmiyorlar. sayıyı bilmiyoruz ama çok düşük sayılar olduğu görülüyor. Annelerin, babaların bir miktar tedirgin, tedirginliği var. Belki bu zaman içerisinde biraz daha kalkacak gibi görünüyor. Belki ilk günlerin bir e, telaşı, endişesi olabilir bu. Bunu da makul görmek lazım. Yarından sonra, önümüzdeki haftadan sonra daha iyi göreceğiz. Tabi vakaları da görmek lazım birkaç hafta sonra gelecek vaka sayılarında bir artış olursa, Milli Eğitim Bakanımızın dediği gibi süreci inceleyecek devlet. Ona göre de devam edecek veya okullar devam edecek ya da belki belli süre gene kısıtlamalara gidilebilir ama yüz yüze eğitim bütün Avrupa'da başladı. Türkiye'de de artık bunun devam etmesi lazım. Tedbirlere elden bırakılmazsa pek sorun çık çıkmaz. Ama tedbir elden bırakmamak lazım. Okullar hijyen iyi bakılmış, işte temizleniyor sürekli olarak. Mesafeye dikkat ediliyor, maskeye dikkat ediliyor. E, o açıdan da okulların açılmasında hakikaten fayda var. Yoksa çocuklar e, böyle 8 aydır zaten ders yapmıyorlar, 7 aydır. E, biraz daha böyle giderlerse de biraz sıkıntı olabilir. Tekrar siyasi gündemimize dönelim. Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz Enis Berberoğlu'nun vekilliğini düşürmüştü. E, daha doğrusu hak ihlali var demişti ama yargıtay da verdiği kararla 5 yıl ona yapış cezası vermişti. Meclise okunmuş ve vekilliği düşmüştü. Şimdi Anayasa Mahkemesi de seçildikten sonraki süre için bir hak ihlali var dedi. Ama cezayı hak etmiştir, hak etmemiştir veya ceza haklıdır, haksızdır gibi bir yorum yapmadı. Ama şimdiki temel soru şu. Enis Berberoğlu bir daha milletvekili olabilecek mi? Milletvekiline dönebilecek mi? AK Parti ile CHP arasında bu konuda farklı yorumlar ortaya çıktı. Yeni dönemde seçim olursa gelir. Şu anda milletvekilliği düşmüştür. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Enis Berberoğlu'nun yeniden vekil olup olamayacağını bu sözlerle değerlendirdi. <laughs> CHP'li Enis Berberoğlu, FETÖ'cülerin kaydettiği mit tırlarının görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi'ne vermekle suçlanmış ve 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Ardından da Meclis Genel Kurulu'nda vekilliği yargı kararı okunarak düşürülmüştü. Aynen, 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 aynen. Anayasa Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partili eski vekil Enis Berberoğlu'nun hak ihlaline uğradığına hükmetmesinin ardından gözler meclise çevrildi. Berberoğlu yeniden yargılanacak. Ancak bu aşamada yeniden meclise dönüp dönemeyeceği tartışma konusu. O tartışmalar devam ederken AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan da bir değerlendirme geldi. Turan, Anayasa Mahkemesi kararının Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili değil, dokunulmazlığı varken yargılanması ile ilgili olduğunu söyledi. Kararın usulü bir işlem olduğunu dile getiren Turan, bunun Berberoğlu'nun ihanet belgeleri konusunun muhatabı olduğu gerçeğini değiştirmediğini söyledi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı yerel mahkemeye göndermesi, oradaki yargılama sonucunda değerlendirilmesi gerekir. Enis Berberoğlu kararında bizim açımızdan bir değişiklik yok. Bizim açımızdan hala mahkumdur. Milletvekili değildir. Benim kanaatim yeni dönemde seçim olursa gelir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ise Berberoğlu'nun vekilliğe devam etmesi gerektiğini savunuyor. Bunun içinde iki formül gündemde. İlk formüle göre Meclis Başkanlığı Anayasa Mahkemesi kararını Genel Kurul'da okutacak. Daha önce Berberoğlu'nun vekilliğini düşüren kararın geri çekildiğini açıklayacak. Bir başka yöntem ise Berberoğlu'nun vekilliğini düşüren tutanağın düzeltilmesi. Bu düzeltme de ancak meclis başkanlığının yetkisinde bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu formüllerden biri uygulanarak Berberoğlu'nun yeniden vekil sayılmasını istiyor. Zaten Hatay'da geçen cuma günü yangın başlamıştı ve 3 ilçe ilçeye birden yayılmıştı bu yangın. 33 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gün yangını çıkartanın PKK terörist olduğunu söyledi. Süleyman Soylu da bu işler PKK'ya yarıyor. Eskisi gibi Türkiye içerisinde terör yapamadığı için bu tür yangınları üstleniyor demişlerdi. Ama e, PKK'nın dahli olduğu yönünde ciddi emareler var. Tabi Türkiye'de bu konuya çok sessiz olanlar da var. Haberimizi bir izleyelim. Belen yandı. Ateşi Arsuz ve İskenderun ilçesine de sıçradı. Acı Hatay'dan yükseldi, Türkiye'yi kuşattı. Abi elinde kovayla nereye koşuyorsun? Nereye koşacağım? Karınca misali işte. <laughs> Binlerce ağaç küle döndü. Park halindeki onlarca araç yandı. İlçe merkezlerine de sıçrayan yangında çok sayıda ev ağır hasar aldı. İş yerlerinde milyonluk zararlar oluştu. Yangın 33 saatte söndürüldü. Sabotaj ihtimali yüksekti. Bu ihtimal Alev'in ilk görüldüğü andan itibaren yüksek sesle dillendirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep'te adres vermese de Hatay yangınına ilişkin konuştu. Terör örgütü PKK'yı işaret etti. Birileri de çıkmış güzelleme yapıyorlardı. Kandil'de izmarit bile yere atılmıyor. İzmarit bile yere atılmıyor dediğiniz o terör örgütü ormanlarımızı yakıyorlar. Ciğerlerimizi söndürmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yangın bölgesindeydi. Bölgeyi gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Cümleten geçmiş olsun. Allah razı olsun senin. Allah peklerinden korusun inşallah. Bakan Soylu yangın sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Bu arada yangına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bu arada sevgili izleyiciler bir izleyicimiz Yakup Aksoy diye mesaj atmış. Pazartesi salı birinci grup, çarşamba okullar temizlenecek. Perşembe, cuma ikinci grup gidecek demiş Yakup Aksoy'a da verdiği bilgi için teşekkür edelim. Şimdi bu PKK'nın yangın yakma, yangın çıkarma meselesi. Şimdi Hatay'daki yangını İçişleri Bakanımızın dediklerini baz alalım. Devletin İçişleri Bakanı dedi ki, yani PKK eskisi gibi Türkiye'nin içerisinde bir terör yapamıyor. Hakikaten doğru. PKK'nın belli son 2-3 yılda çok ciddi bir şekilde kırıldı. Bir şey yapacak halleri kalmadı. E, ama ne yapıyor mesela? Bir yerde yangın çıkıyor, biz yaptık diyor. O sosyal medyada gördüğünüz görüntülerin çoğu 2000 16-17'ye ait başka yerlerde çekilmiş görüntüler. İşte biz yaktık diye PKK'lar güya böyle bir olayı üstleniyorlar. Ki PKK buraların bazılarını da yakmış olabilir. Yani onu da söyleyelim. ha Süleyman Soylu şunu söylüyor. Eskisi gibi bir şey yapamayınca işte ne yapıyorlar? Biz yaktık diyorlar. PR yapıyorlar. Türkiye'ye güya zarar verdik diye bir şey söylüyorlar. Olabilir. Yani Türkiye'ye PKK bu işleri yapmaz değil. Zaten belli yerlerde, Hatay'ın her noktasını değil ama belli noktalarında bu yangını çıkardıkları konusunda da e, bu yönde bilgiler var. Abdülhamit Gül de Adalet Bakanı da bunu söyledi. Fuat Uğur bugün bir yazı yazmış. Ah be Safiye yapılır mıydı bu diye sanatçıları eleştiriyor. Şimdi yani Gezi'den beri bunu biliyorsunuz işte yeşillikler, yeşil alanlar, bu kadar önemli ağaç, işte yeşilleri mahvediyorsunuz, oralara buralara her şeyi yapıyorsunuz diye kıyamet koparıyorlar. Fuat Uğur da burada e, Ezgi Mola'yı biraz eleştirmiş, haklı olarak. E, şimdi Ezgin Mola diyorlar, kendi mahallesini hesaba katmamıştı. Mesela Levent Üzümcü, Barış Atay ya da başka bir PKK sevici telefon açıp sen ne yapıyorsun, PKK'ya laf edilir mi filan mı dediler, bilemiyorum. E, tweetlerini değiştirdi diyor. E, şimdi şöyle bir şey söylüyor. E, önce lanet olsun diyor Ezgi Mola. Kendi başını yesin terör örgütünde. Bir bitmediğiniz ulan adiller, kötüler, pislikler. Yansın o yangında parmağı olanlar diyor. Bir saat sonra da bakalım yeniden ağaç dikilip Hatay'daki yerler onarılmaya çalışılacak mı? Yoksa rant alanı mı olacak? Ne olacak zaten yandı boş orası villi olsun, otel olsun diyen bir kara görmeyiz umarım. Bakalım kaç ağaç dikilecek diyor. Şimdi Ezgi Mola'nın 1 milyon 600 bin takipçisi var demiş Fuat terörlü lanetleyen ilk tweet 2600 kez paylaşılmış. 105 kez alıntılanmış. 37.100 tane kişi de bunu beğenmiş. Ama bakalım kaç ağaç dikilecek diye ayar verdiği tweet ise 8200 defa paylaşılmış, 2100 kere alıntılanmış, 102.000 de beğenme almış. Tabi e, tabii Ezgi Mola bizim asıl müşterimiz bunlar diye bakıyor ve ona göre poz pozisyon alıyor diyorlar. Yani şunu söylüyor Fuatur, gezi olaylarında, kazalarında ağaç için bardak suda kasırgalar estirenler, ormanları PKK yakınca ağızlarını açma, açmıyorlar diyor. Bu arada şarkıcı Fethah Can'ı da hatırlatmış Fuat Uğur. Hakikaten biz de hatırlatalım. Bu yangını başlatan PKK'lı nokta nokta bulunup o ormanda benzin dökülüp yakılması lazım. İnsan hakkı insan olana verilir. Bu yaratıkları cezaevinde beslemeye gerek yok. Bu arada PKK'lara bu sizlere sempati duyanlar, destekleyenler hepinizin Allah belasını versin demiş Fethah Can. Ee, i̇nsanın hakikaten içini soğutan yorumlar yapmışlar. Bu gördüğünüz gibi. Bu arada tabii PKK'yı eleştirecek diğer sanatçılardan e, henüz hala daha bir çıt yok ama çok da kolay değil. Çünkü insan hakları e, onlar için geçerli değil. Bazı sanatçılar maalesef öyle görüyor. Süleyman Soylu, e, Berduş dediği yazara cevap vermiş. İçişleri Bakanı dedik. Amerika'dan bir günde talimatla gelmedim. E, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarı, Oda TV'nin tetikçisi Barış Terkoğlu'nu, kaleme aldığı yazıya cevap vermiş Soylu. Lakabını yakıştırdığım kişi kavanoza yetişmedim, Amerika'dan bir günde talimatla gelmedim veya büyük büyükelçilerin emzirdiği adam da değilim demiş. Barış Terkoğlu'nun ve Oda da TV'cilerin Amerika'dan talimat aldığını hatırlatmış Süleyman Soylu. Bu da biliniyor. Zaten Libya'daki şehit olan MIT, MIT'te çalışan arkadaşımızın kimliğini deşifre etmişti ailesiyle beraber. O yüzden de Barış Pehlivan Cezaevinde yattı, ceza aldı. Barış Terkoğlu çıktı. Şimdi Mühesser Yıldız, e, iddianameyi okusanız Libya'ya gidecek, Suriye'ye gidecek bütün birliklerin isimlerini bile açıklayıp casusluk yapmışlar. Hakikaten neyin ne olduğu her şekilde belli. Süleyman Soylu da e, net bir şekilde cevap vermiş Barış Terkoğlu'na. Bunu sonraki bültenlerde, son bölümde biraz daha detaylı bir şekilde vereceğiz. Araya gitmemiz gerekiyor. Araya gidelim e, saat 8:45'te gene son bölümde sizlerle beraber burada olacağız. Günaydın değerli izleyiciler. Cem Küçük de günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümde sizlerle birlikteyiz. Gene Türkiye'den dünyadan önemli haberleri sunacağız, analiz edeceğiz, devam edeceğiz. Gelişmeler oluyor. Ermenistan meselesi var. E, Türkiye masaya e, karar gazetesinin manşetine göre. Azerbaycan Türkiye'de gelsin dedi ama Rusya biz bu işi Minsk güçlüsüyle çözelim dedi. Fransa, Amerika ve Rusya biz üçümüz beraber çözelim dedi. Ermenistan ateşkese uymadı. Bunları konuşacağız. Kıbrıs'ta seçimler oldu ancak görünen o ki yani Mustafa Akıncı gerçekçi olmak lazım. Biraz daha önde görünüyor anketlere göre. Bunların hepsini değerlendireceğiz. Gene canlı bağlantılarımız olacak Samsun'dan, İzmir'den. Bunlarla ilgili önemli haberler vereceğiz hepsini yorumlayacağız ama önce Trump'la bir başlayalım. Trump biliyorsunuz COVID-19'a yakalanmıştı. Daha sonra 3 gün hastanede kaldı. Walter Reed Askeri Hastanesi'nde sonra hastaneden çıktı. Test yaptırdı ve testi negatif çıktı. 1 Eylül'de koronavirüse yakalanmıştı Başkan Trump. Hastalığın kaynağı olarak da yakın danışmanı Hopix gösterilmişti. 2 Eylül'de kontrol amaçlı Walter Reed askeri hastanesine kaldırılan Trump burada 3 gün geçirdikten sonra yeniden görevine dönmüştü. Her gün düzenli olarak doktor kontrolünden geçen Donald Trump seçim çalışmalarını da Beyaz Saray'daki odasından sürdürüyor. Birleşik Devletler Başkanı'nın son yapılan tetkiklerine dair açıklama yine Beyaz Saray'dan yapıldı. I am of our medical team assembled behind me. Donald Trump'ın doktoru Sean Conley, ilaç kullanımları sonrasında Trump'a üst üste her gün Covid-19 testlerinin yapıldığını, son çıkan sonuçlarının ise negatif olduğunu söyledi. <laughs> Doktor Connelly, Başkan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin basınla yaptığı yazılar açıklamada kendisine Abbott binek sınav antijen testlerinin yapıldığını ve sonuçlarının da negatif çıktığını paylaştı. Trump'ın mevcut durumuna dair net karar vermek için testlerle birlikte klinik ve laboratuvar veriyi de kullandıklarını söyleyen Doktor Connelly, Başkan'ın diğer kişilere hastalık bulaştırmayacağı kanısında olduklarını vurguladı. Evet bir son dakika haberini biraz önceki bültende vermiştik. Bir daha verelim. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı terör örgütüne karşı bir operasyon yaptı. Bu sabah saatlerinde kontrollü telefonlarla ve ankesörlü telefonlarla arama konusunda bazı örgütsel bağlar bulundu. Toplam 98 Hava Kuvvetleri olmak üzere 110 kişi hakkında, 110 asker hakkında gözaltı kararı verildi bu 110 askere yakında gözaltı kararı verilenlerin 89'u gözaltına alındı. Diğer 21 kişi aranmaya devam ediyor. Peki bu gözaltına alınanlar kimler söyleyelim? 7'si albay, 2'si yarbay. Bakın 7 albay, 2 yarbay, 9 bin başı, 17 yüz başı, 33 üst teğmen, 33 tane üst teğmen, 4 tane teğmen, 33 tane asubay ve bir uzman çavuş var. Bunların 105 tanesi muazzaf subay İzmir merkezi olmak üzere 25 farklı ilde gözaltılar devam ediyor. 89 kişi gözaltına alındı. Arama çalışmalarını da İzmir ve diğer 25 ildeki terörle mücadele ekipleri devam ettiriyorlar. Gördüğünüz gibi bakın ankesörü telefonlardan ve kontrollü hatlardan arama yapan Fethullahçı oldukları iddiasıyla 110 kişi hakkında bunların 105'i muazzaf subay, 33 tane üsteymen var, 33 tane de assubay var, 7 tane albay var, 2 yarbay var, 9 bin başı var, 17 tane de yüz başı var. Rakamların ne kadar yüksek olduğu görülüyor. Gördüğünüz gibi ama devletimiz bunların hepsini tespit edip operasyonlara, gözaltılara kaldığı yerden devam ediyor ee, sevgili izleyiciler. Bunlarla ilgili bilgiler geldiği zaman da size söylemeye devam edeceğiz. Bir kişi bile olsa çok fazla biliyorsunuz. Eski Amerikalı senatör Joseph McCarthy 1950'lerde komünizm tehlikesi için böyle söylemişti. Dışişleri Bakanlığı'nda bir komünist varsa o bile çok fazladır demişti. Bunu e, Türk FETÖ ile mücadeleye uyarlarsak bir FETÖ'cü varsa devletin içerisinde o bile çok fazla. Bir savcı bir polisle her şey yapılabilir. Bunların hepsi zaten ne kadar e, önemli olduğu da görülüyor. Yedi albay ne demek? 33 tane üsteymen, binbaşılar, yarbaylar asubaylar. Hakikaten bunların ne kadar önemli olduğunu görmek lazım. Covid-19 haberleriyle devam edelim. İngiltere'de kısıtlamalar var. Rakamlar son günlerde iyice yine yüksek gelmeye başlayınca Boris Johnson belediye başkanlarını Londra'da topladı ve üç aşamalı kısıtlama tedbirlerini yeniden Londra'ya, İngiltere'ye getirdi. İngiltere başa döndü. Vakalar üç katına çıktı. Kısıtlamalar geri geldi. Tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de ikinci dalga alarmı verildi. Artan ölü sayısı ve vakalar üzerine önlemler artırıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson hafta sonu belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Belediyelere 3 kademeli kısıtlama sistemi hakkında bilgi verildi. Birinci aşama kısıtlamalarda 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı. Saat 22'den itibaren restoran ve barların kapatılması kararı alındı. İkinci aşamada düğünleri etkiledi. 15 kişiden fazla davetlinin yasak olduğu söylendi. Ayrıca ev buluşmalarına yasak geldi. Üçüncü aşamada daha katı kısıtlamaların getirilmesine karar verildi. Bu doğrultuda restoranların sadece paket servisi yapmasına izin verileceği duyuruldu. Spor salonları, güzellik merkezleri ve kuaförlerin kapatılma ihtimaline değer verildi. Değerli izleyiciler, şimdi İstanbul'dan bir haber verelim. İstanbul'un en güzel yerlerinden bir tanesi yürümek için Tarabya'nın sahillerinden, o kenarlardaki yerlerden bir tanesi. Boğaz'ın mis gibi havasını içinize çekeceğiniz güzel yerlerden bir tanesiydi. Şirk bütün güzellikleri göreceğiniz bir yerdi. Ancak bu aralar iddialara göre olta balıkçılarının tuvaletlerini yapıp bakın olta balıkçılarının tuvaletlerini yapıp bıraktığı idrar dolu şişelerden gelen o mide bulandırıcı koku da maalesef Boğaz'ın o güzel kokusunu bastırdı. Bir İstanbullu olarak çok rahatsız oluyoruz. Çekirdek, su şişesi, kola şişesi. Dahası da var. Boğaz'ın o mis kokan deniz kokusunu bastıran yoğun idrar kokusu. Hem de bütün sahili sarmış durumda. Çöpçüyle bir muhabbet oldu. Geçen gün diyor karı koca diyor çekirdek yiyorlar. Kabukları yerlere. Çöp var arkanızda dedim. Sen ne işe yarıyorsun? Sen de onun için para alıyorsun. Burası Tarabya sahili. Yol boyunca manzara mide bulandırıcı. Maskeler, alkol şişeleri, poşetler, kağıt bardaklar, çekirdek kabukları yerlerde. Üstelik çöp kutusu birkaç adım uzaklıkta olmasına rağmen olmasa da zaten çöp yere atılmaz. Biz İstanbulluların zaten gidecek başka yeri yok doğrudur. Temiz hava almak için bu güzelim Boğaz'ı seyretmek için dünyanın neresinde var böyle güzel Boğaz? Ancak o güzelim Boğaz'ın temiz havasını almak yerine gelenler idrar solumak zorunda kalıyor. Çünkü iddiaya göre bazı balıkçıları tuvalete gitmek yerine şişelere yapıp kenara bırakıyor. Bir İstanbullu olarak çok rahatsız oluyoruz. Şimdi olta balıkçıları balık tutabilir, tutmalı bunda herhangi bir şey yok. Ancak işte pet şişelere idrarını yap, sonra onu oralara bırak, koku her yere yayılsın. Yani İstanbul'un güzelliklerini izleyeceğiniz, denizin güzelliklerini izleyeceğiniz yerde o pis kokuyu içinize çekmek zorunda kalıyorsunuz. İnsanların daha duyarlı olması lazım. Bu çağları hep yapıyoruz ama ne yazık ki bu biraz eğitimle veya alışkanlıkla ilgili bir şey. Yani aklı başında bir insan idrarını pet şişeye yapıp oraya bırakmaz zaten. Biraz düşünceli olsa bunu yapmaz. Hani eğitimle de alakalı da bazı şeylerde çok da eğitimle alakalı değil. Ailede görülen terbiye ile alakalı bir şey. Yani hangi aklı başında insan idrarını yapıp oraya bırakır? Etraf pis kokar denizin kenarında. Hakikaten olacak iş değil. E, haberlerde gördünüz. İnsanlar oraya gelip banklarda oturuyor. Denizi seyrediyor. Temiz hava alıyor. Onun için geliyor zaten oraya. Ama siz de orada balık tutacak tutanların, oltacıların gelip orada idrarlarını oraya bırakması hakikaten kabul edilir bir şey değil. Eğer belediye cezaya giriyorsa bir iş bence ceza kesmeli. Kamera yok mu bir de oralarda? Yani belli yerlerde kamera varsa kimin ne yaptığı da görülebilir. Kamera kayıtlarına da bakılabilir. Yoksa yani her bulan her bulduğu yere böyle pisliğini bırakırsa İstanbul zaten yaşanmaz olur. Sevgili izleyiciler... Bu arada denize açılan İstanbul balıkçıları dedik ama tabii hepsi böyle değil. Yani idrarını bırakanlar için bunu Tarabya'da söyledik ama hepsi öyle değil. Bir de sabah olmadan belki gün armadan denize açılıp İstanbul'da balık tutmaya giden insanlar var. Rızkın arayan insanlar var. Gece bakışlayan avda onlarca tekne. Evvelse gece o yaşandı bu. Saray, bulu, saray burnu açıklarına gelene kadar gün doğumuyla birlikte Karposallık manzara oluşurdu. Bakın arkamda görüyorsunuz ee, İstanbul Boğazı'nda zorlu mesai başladı balıkçı tekneleri için. Gördüğünüz gibi İHA'nın çektiği görüntüler bunlar. İhlas Haber Ajansı bakın görüyorsunuz enfes görüntüler. Ee, insanlar ekmeğini e, hakikaten taştan çıkarıyorlar. Sabah olmadan saat 4'te 5'te gelip teknelerle beraber açık e, açılıp rızkları için balık tutmaya girişiyorlar. Balıklarını tutmak için, sonra bunları satmak için de hakikaten büyük bir mücadele yapıyorlar. İhlas Haber Ajansı da bu zorlu mesainin videolarını çekmiş. Az önce gördüğünüz karpostallık görüntüler de var. Hakikaten av sezonu 1 Eylül itibariyle açılmıştı. İstanbul Boğazı'nda, Marmara'da enfes görüntüler ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Bunu çeken arkadaşımız da İhlas Haber Ajansı'nın muhabirini ve kameramanını ama özellikle kameramanını tebrik edelim. Gördüğünüz gibi hem güneşin doğuşunu görüyorsunuz hem de tekneler aynı anda böyle Karadeniz manzara Karadeniz Marmara Boğaz rızklarını arıyorlar. Bu arada bunlar hatırlatalım dronela insansız hava aracıyla çekile çekildi. Ama eşsiz bir görüntü olduğunu görelim. Her insansız hava aracı olan da bu kadar iyi resim çekemiyor. Onu da söyleyelim. Yani o tür cihazları evet Cihazlar elinizde olabilir, çok iyi telefonlar, çok iyi kameralar elinizde olabilir ama çekim yapamıyorsanız ya da insan sava aracının belki en iyisi elinizde olabilir ama çekim yapamıyorsanız bunların hiçbir anlamı yok. Gördüğünüz gibi İhlas Haber Ajansı'nın başarılı muhabir ve kameramanları da bu balıkçıların balık tutmak için mesaiye başladığı saatleri gün ağarmadan ve gün ağırken çekmeye başlamışlar. Hakikaten ellerine sağlık son derece başarılı olmuşlar bağlanıyor muyuz Cem? yoksa devam edelim mi Evet sevgili izleyiciler şimdi bu tür görüntüleri gördüğünüz gibi paylaştık Az önce son dakika haberi vermiştik size biliyorsunuz bir eski Ege Emniyet müdür Ege Emniyet komutanının Ege Ege ordusunun komutanının Emir subayı da gözaltına alındı onu da söyleyeyim bu ikinci defa gözaltı kararı oluyor. Onun da e, altını çizmek lazım. Sabahleyin, e, yap, sabahleyin yapıldı bu operasyonu söylemiştik. Eski Ege ordusu komutanı Emir Subayı Fevzi Öztürk de yeniden gözaltına alındı. Ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti Fevzi Öztürk. O da bu sabah tekrar İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ operasyonları kapsamında bir daha gözaltına alındı. Bunun da e, altını e, çizmek lazım. Demek ki yeni deliller bulundu. Sevgili izleyiciler, Türkiye'de ilk lityum üretimi için geri sayım başladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, lityumun üretileceği Eskişehir'deki tesisi ziyaret etti, ayrıntıları paylaştı. Bu sene yapımına başladığımız, geçen sene ihale ettiğimiz lityum karbonat üretim tesisiyle ilk defa Türkiye'de lityum üretimini gerçekleştirmiş olacağız. Bugün içinde bulunduğumuz bu pilot tesisle de lityum üretimini sağlamış olacağız. Enerji ihtiyacı artıyor. Türkiye o ihtiyaçları yerli ve milli olanaklarla karşılıyor. Türkiye son adımını lityumda attı. Lityum karbonat üretim tesisinde geri sayıma geçildi. Türkiye'de lityum ilk kez işte bu fabrikada üretilecek. Lityum özellikle pil teknolojisinde, batarya teknolojisinde yoğun olarak kullanılmakta. E, bununla birlikte cam ve seramik sektöründe de lityum ve türevleri kullanılmaktadır. Lityumun kullanım alanları oldukça geniş. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de lityum üretiminin yapılacağı etimaden 40 bor işletmeleri tesisini ziyaret etti. 1200 tonluk lityum ithalatının son bulacağını aktardı. Bir de müjde verdi. Bu tesisten sonra planımız inşallah daha yüksek miktarlı bir üretim tesisini, yüksek kapasiteli bir üretim tesisini hayata geçirmek. Ve üretime ilişkin ayrıntılar yaklaşık 500 gram cevherden 0.1 gram lityum elde edilecek. Tonu 20 bin dolar civarında satılacak. Pilot tesis adından da anlaşılacağı gibi ilk defa bu tesisle birlikte biz lityumun pilot ölçekte ki yıllık yaklaşık üretim kapasitesi 10 ton civarındadır. Ee, bu dizaynımızın, projemizin sağlıklı çalışıp çalışmayacağını görmüş olacağız. Türkiye'den hakikaten önemli haberler geliyor. Gördüğünüz gibi lityum üretimine de başlayacak. Eskişehir'deki tesislerde eskiden böyle şeyler olmazdı. Türkiye bunların meyvesini uzun zaman sonra değil, hani belli bir zaman sonra hepsini e, almaya başlayacak meyvelerini. Bunların çok önemli olduğunu görelim. Eskiden lityum üretimi diye bir şey yoktu. Artık bunları yapıyor. Zaman içerisinde bunlar çok daha iyi olacak. Şimdi araç sahipleriyle ilgili bir haberimiz var. Benim hiç anlamadığım bir konu bu arabalar, araçlar. O yüzden de e, detayları herhalde araba kullananlar veya araba sahibi olanlar daha iyi anlayacaklardır. Özellikle kaza yapanlar. Anayasa Mahkemesi bir karar aldı dün. Bu karara göre kaza mağdurları iş görememezlik raporunu, tazminatını sigorta şirketlerinden alacaklar. Yani e, Kaza mağdurları kimse artık onlar orada. Daha önce herhalde başkalarının alıyorlardı ama artık sigorta şirketlerini alabilecekler. Aynı zamanda kazaya karışan araçların değer kaybı farkları da, yani arabanız diyelim ki 100 bin liraydı, kaza oldu, 80 bin liraya düştü. 20 bin liralık bir fark varsa bu farkı da yine sigorta tarafından size ödenecek. iş göremez tazminatını ödeyecekler, kazaya karışan aracın değer kaybı farkını kapatacaklar. Anayasa Mahkemesi sigorta şirketlerini üzen ama milyonlarca araç sahibini sevindiren bir karara imza attı. Karayolları Trafik Kanunu'nun zorunlu trafik sigortasına yönelik maddelerinden trafik sigortası genel şartları ifadesini çıkarttı. Böylelikle sigorta şirketlerinin tazminat sorumluluğunu azaltan birçok hüküm uygulanamaz hale geldi kararla birlikte trafik sigortası yapan şirketlerin ödediği tazminatların hesaplanması artık karayolları trafik kanununa göre belirlenecek. Eskiden trafik kazasında zarar görenlerin geçici iş göremezlik tazminatları ve geçici bakıcı giderlerini sigorta şirketleri ödemiyordu. Mağdurlar Anayasa Mahkemesi kararıyla bu haklarını sigorta şirketlerinden alabilecekler. Sigorta şirketleri bugüne kadar kazaya uğrayan araçlara değer kaybı ödemesini de en alt seviyeden yapıyordu. Hatta 165 bin kilometrenin üzerinde olan araçlara değer kaybı farkı ödemiyordu. Kararla birlikte artık kazaya uğrayan aracın kazasız emsaliyle arasındaki fark sigorta şirketlerinden alınabilecek. Üstelik 165 bin kilometre sınırı da gözetilmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin kararı daha önce açılmış davalar için de geçerli. Şimdi değerli izleyiciler bir e, sabah gazetesinin manşetinde bugün enteresan bir haber var. Benzer haberleri biz çok duyuyorduk. E, aslında hani Amerika'da da oluyor ya işte 40 yıla geçti aradan, işte 30 yıl geçti DNA testi katilin olmadığını ortaya çıkardı. Ya da işte katil başkasıymış. işte biri suçunu itiraf etmiş cezaevinde veya başka deliller ortaya çıkmış diye haberleri çok duyuyorsunuz. Bunun benzeri Türkiye'de olmuş. Bugün sabah gazetesinde enteresan bir haber bu. 16 yıllık cinayet mektupla çözüldü diye. 2004'te 16 yaşındayken vahşice öldürülen Arzu Tuncel cinayetinde savcıya şok ihbar mektubu diye iki abiyi tarafından töre için katledildi. İstanbul Arnavutköy'de 5 Şubat 2004 sabahı bir ceset bulundu. İşkenceyle öldürülmüştü. Adı Arzu Tuncel'di ve Bingöl'lü bir ailenin kızıydı. Güzeller güzeli kızıydı. Nişanlıydı. Bakire değil dedikodusu çıkınca o sabah rapor almak için doktora gidecekti ama gidemedi. Otopside arzunun bakiri olduğu ortaya çıktı ama katiller sır olarak ort kaldı. Ta ki 16 yıl sonra savcıya arzuyu iki ağabeyi töre için öldürdü. İhbarı gelene kadar dosya raftan indi, davalar açıldı. Ağabeyler Şener ve Yemliyan Tuncel için ağır müebbet isteniyor diyor görüyorsunuz. Canavarca hisle öldürdüler. Cinayet davasının iddianamesinde A Beyler, Şener ve Yemlihan Tuncel arzuyu töre sahikiyle ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmekle suçlanıyor. Zanlar tutuksuz yargılanıyor diye sevgili izleyiciler. Şimdi bakın bu e, sabah gazetesini tebrik edelim. Çünkü bu tür haberlere daha çok yer vermek lazım. Cinayet yani katil bulunamadığında, cinayet çözülemediğinde insanların e, adalet duygusunu olan, e, adalet olan duygusu zayıflıyor. Tabi her şey bazen çözülemeyebilir. İşte bunda da vardı. Nitekim iki tane abi gözaltına alınıp kendi kardeşlerini işte bakire değil diye 16 yaşındaki kızcağızı öldürmüşler. Şimdi Türkiye'de böyle yakın zamanda da çözülmedik bazı e, cinayetler var. Örneğini verelim. 2008 yani takip edenler hatırlayacaktır. Yaşı yani özellikle genç, çok genç arkadaşlar hatırlamaz ama 2008'i 9'a bağlayan Aralık ayıydı. Böyle Aralık'ın 22-23'ü bir Engin Temel diye bar işletmecisi bir çocuk vardı. Ünlülerin barını iki tane barı vardı Beyoğlu'nda. 24 yaşında Malatyalı bir ailenin çocuğuydu bu Engin Temel. Nişan taşında evinin önünde arkasına yaklaşan biri tarafından silah sıkıldı kafasına ve öldürüldü. Ben 2011-12'den sonra o işin üzerinde çok durdum. Çünkü çok durmuştum. Çünkü çocuk gay bar işletiyordu. İki tane gay barı vardı. 24 yaşında böyle yakışıklı bir çocuk. Arkasına biri yaklaşıyor. Arkadan ensesini ateş ederek ölmüştü. Engin Temel adı cinayet. Hatırlarsınız çok meşhurdu. O cinayet bakın 12 sene oldu. Hala çözülemedi. 17-25 Aralık olunca FETÖ devreye girince o zaman ben İstanbul'daki bu işi soruşturan savcılara da sormuştum. Yani bu cinayet niye çözülemiyor diye. İşte bazı delilleri fetullahçıların kararttığı söyleniyordu. Çünkü o cinayette de bazı büyük isimler Büyük iş adamlarının isimleri geçiyordu. Ama bakın katil bile bulunamadı. Yani halbuki video kayıtları var. Yani bir tane adam geliyor Engin Temel cinayeti. Ee, adamın evi tam evine girecekken çocukcağız arkadan biri yaklaşıyor. Ensesinden vurup öldürüyor. Katil bile bulunamadı. Belli ki o zaman Fethullahçılar e, o büyük iş adamları kimse bir ya da iki kişinin adından bahsediliyordu. Kimse onlar. Onları korumak için o cinayet aydınlatılamamıştı. Samsun'da geçen gün... E, Gene böyle bir tanıdığım bana ulaştı. Böyle bir cinayet haberinden bahsetti. 10 dakikadan da üzerinde durmak lazım. Hakikaten bazı cinayetlerin çünkü sır perdesi olarak kalıyor. Bu da neydi? 18 Mart Çanakkale Üniversitesi'nden İhsan Yılmaz. Yarına detaylarını yazacağım. Bunun da abisi Samsun Çarşamba'da, 2012 miydi 13 müydü tarihi karıştırabilirim Gene böyle bir e, O da vurulmuş olarak Böyle pompalı silahla Vurulmuş olarak bulunuyor Çarşamba'da bir mesire alanında Köy gibi bir yerde e, 7 sene oldu hala cinayet çözülemedi Orada da mesela e, Görünüyor Onun da değerli izleyiciler şimdi Bunların hepsini ortaya çıkarmak lazım Sabah belki bu haberiyle Böyle bir e, akım demeyeyim ama En azından çözülemeyen cinayetlerin çözülmesi konusunda bir haber başlatmış oldu. Bakın 18 Mart Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ndeki hocalardan Profesör Doktor İhsan Yılmaz'ın abisi e, Samsun Çarşamba'da öldürülüyor. Katilleri ortada yok. Engin Temel kamera kayıtları var. Bar işletmecisi 2008'in aralığında evin önünde vuruluyor. E, hala katillerden hiçbir haber yok. E, bu olayları da çözmek lazım. Hiçbir olay. Çünkü aileler perişan oluyor. En azından çocuklarının akrabalarının katillerinin kim olduğunu bilirlerse biraz daha en azından bir evze olsa rahatlarlar. Hakikaten bunları çözmek lazım, bunların üzerinde durmak lazım. Bir önceki yayın saatimizde yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına başladığını ve 7 milyona yakın öğrencinin aylar sonra yeniden ders başı yaptığını söylemiştik. İstanbul ve Diyarbakır'a bağlanarak okullardaki son durumu sizlere aktarmıştık. Diyarbakır Yenişehir'den ve İstanbul Ataşehir'den. Şimdi Türkiye'nin en geniş haber ajansına sahip olan İhlas Haber Ajansı'nın muhabirleriyle okullarla bağlantımız devam ediyor. Şimdi de ilk olarak Samsun'a gideceğiz. Daha sonra da İzmir'e gideceğiz. Ee, Ceren Atmaca'ya döneceğiz. Samsun'da bizleri muhabir arkadaşımız Furkan A Abrek Ünal bekliyor. Furkan günaydın. Ceren, At Ceren Atmaca mı? O, peki. Ceren Atmaca günaydın. Ceren günaydın. Günaydın. Ee, sende durumlar nedir? Yani demin Diyarbakır ve İstanbul'dan haberleri verdik. Veliler, öğrenciler çok da yoğun bir şekilde okullara gelmiyordu. Ee, sizde durum nedir? Ee, şu anda biz İzmir Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun önündeyiz ders 9'da başladı burada. Ancak siz de görüyorsunuz arkada aslında yine de veliler var. Yüz yüze eğitimde ara verilmişti koronavirüsten dolayı yüz yüze eğitim. Evet. İkinci aşamaya dün geçilmişti. Tabi gruplar halinde giriyor öğrenciler. Pazartesi, salı günleri bir grup öğrenci ders başı yaptı. Yarın bir hijyen arası verilecek. Perşembe Cuma'da diğer grup öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecekler. Tabi Mart ayından bu yana okullarını çok özleyen öğrenciler aslında heyecanlı bir başlangıç yaptı. Sadece öğrenciler öğrenciler değil veliler de çok heyecanlıydı. Öğrenciler derslere girmesine rağmen burada arkamda görmüş olduğunuz gibi bazı veliler kapı önünde kapı girişinde çünkü içeri zaten giremiyorlar çocuklarını bekliyorlar. Biz tabii ki burada velilerin de heyecanına ortak oluyoruz çünkü onlar da aslında okulu çok özlediler. Tıpkı çocukları gibi. Burada da iki tane velimiz var. Onlar da şu anda çocuklarını bekliyorlar derse giren. Şimdi hemen soralım. Evet. Nasıl gidiyor şu anda? Yani heyecan var mı? Heyecan çocuklar gibi biz de heyecanlıyız tabii ki. Mart ayından beri çocukluğumuz dersi başından yüz yüze eğitim daha iyi geldi. Canlı yayınlansa yüz eğitim çok iyi oldu. Heyecan devam ediyor çocuklarımız gibi bizde peki Peki koronavirüsten dolayı e, okulun önünde çok sayıda pano var, bazı e, önlemler alındı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir tedirginlik var mı? E, yine de hani e, koronavirüse karşı e, korunarak da tabii çocuklarınızı yolluyorsunuz tabii ki yoluyoruz ama okul müdürümüz de bu yönden bize çok yardımcı oldu. Kapı girişinde, okul girişinde, sınıfımızda sürekli maskelerimizi, öğretmenimizi değiştirin. Müdürümüz çok iyi. Çok memnunuz yani. O yönden gözümüz arkada kalmıyor. Tabii ki ama gene bize her şeyi dikkat etmeye çalışıyoruz. Siz neler söylersiniz çocuğunuz şu anda derste ama siz bekliyorsunuz. Biz de Mart ayından beri işte çok özledik yani çok sıkıldı çocuklar evde bunu aldılar çok iyi geldi okulların açılması yüz yüze eğitimin olması evdeki gibi olmuyor yani çok iyi geldi ama onlar heyecanlı biz heyecanlı birazcık da tabii tedirginliğimiz de var yani işin açıkçası kapıda biraz yılmalar oluyor ne kadar müdür bey okul çalışanla ilgilense de oluyor umarım atlatırız hep beraber bu şekilde. Yani çocuklarını bekleyen velilerin de sosyal mesafeye dikkat etmesi lazım. Aynen evet, öyle. Dünkü kesinlikle. özellikle. Dikkat ediyoruz da işte diyorum ya yığılma biri giriyor biri çıkıyor falan derken. Bu hafta 2 ve 3'ler de 4'ler de karıştı. Bir veliler ama burada veliler çok şey yapıyor. Yani sıra sıra herkes çocuğunu tabi almaya geliyor. Buraya. Herkesin çocuğu kendine kıymetli. Dün bir şey oldu ama bugün biraz, biraz daha gördü yani gördüm. İnşallah bu hafta i̇nşallah. bir an önce geçer. İnşallah bir en kısa zamanda. döneriz yani. Aynen. Evet e, Tıpkı öğrenciler gibi e, yüz yüze eğitim heyecanını yaşayan iki velimizle de konuştuk İzmir'de yaklaşık 800 bin öğrenci var Bunların bir kısmı uzaktan eğitim almaya devam ediyorlar Bir kısmı da dediğimiz gibi az önce e, kademeli olarak e, iki gün e, ikişer gruplar halinde yüz yüze eğitime dün başladılar. Ee, öğrenciler ve veliler heyecanlı diyelim. Bizim size İzmir'den Fatih Sultan Mehmet şey Okulu'ndan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Ceren, bir şey soracağım tekrar. Bu Buyurun. deminki illerde katılım oranlarına baktık da böyle yani okula gelen öğrenci sayısı işte Pazartesi-Salı bir grup geliyor, Çarşamba okullar temizleniyor, Perşembe-Cuma ikinci grup geliyor. Ee, yarı yarıya diyelim ki sınıflar gelecek ama İstanbul'da ve Diyarbakır'da okula gelen öğrenci sayısı çok değildi. İzmir'de durum ne? Cem küçük biz de şu anda aslında tam olarak sayıyı bilmiyoruz yani bizim gözlemlerimize göre aslında sayı çok da azımsanacak sanacak bir sayı değil yani veliler öğrencilerini iki gün yani ikişer şeklinde gruplar halinde gönderecekleri için fazla da yoğunluk olmadığı için sizin de bildiğiniz gibi sınıflarda sosyal mesafeye dikkat edilerek çapraz şekilde oturma düzeni olduğu için çok fazla hani az o az bir öğrenci olduğunu söylemeyelim size ancak tabii bununla ilgili bir resmi açıklamada gelmedi yani şu kadar öğrenci yüz yüze eğitime başladı şeklinde bize bir bilgi gelmediği için biz sadece gözlemlerimize dayanarak söylüyoruz. Ancak veliler dediğim gibi iki gün şeklinde olacağı için öğrencilerini yüz yüze eğitime yollamaya çalışıyorlar. Peki Ceren teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Herhalde İzmir'deki mesele yani da oradaki öğrenciler biraz daha fazla derslere gidiyorlar. Öyle görünüyor yani İstanbul'a ve Diyarbakır'a kıyasla Samsun'a da bağlanabilseydik yer arkadaşımız Furkan'dan oradaki durumu da öğrenecektik ama e, oraya bağlanamadık. Belki diğer günler oradaki durumu da öğrenebiliriz. Yarın zaten okullar temizlenecek. Perşembe-Cuma günü ikinci gruplar bu defa gidecek. E, orada da durumu çok daha iyi bir şekilde e, görebiliriz. Nobel'le devam edelim. 2020 yılı Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu. İhale formatları konusundaki çalışmalarından dolayı. Paul Milgrom ve Robert Wilson ödüle layık görüldü. Nobel Ekonomi Ödülü bu yıl iki Amerikalı ekonomiste verildi. And again. İsveç Kraliyet Bilimleri Akademisi Genel Sekreteri, will be will be Sekreteri Joran Honson ekonomi alanında bu yılın Nobel Ödülünün sahibini açıkladı. You're açık 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 bu yıl Paul Milgrom ve Robert Wilson ihale formatları konusundaki çalışmalarından dolayı ödüle hak kazandı. Uh, Ödül töreni İsveç'in başkenti Stockholm ve Norveç'in başkenti Oslo'da ödüllerin kurucusu Alfred Nobel'in ölüm tarihi olan 10 Aralık'ta sahiplerine verilecek. Ödüle hak kazananlar yaklaşık 9 milyon lirayla ödüllendirilecek. Şimdi bu Nobel Ekonomi Ödülü'ne bir bakalım e, sevgili izleyiciler. Şimdi enteresan bir ödül bu. Yani daha doğrusu Nobel Edebiyat Ödülü de alanların hangi çalışmasından dolayı aldıkları. Bir aşağıya gelelim Cem. E, 2020 Nobel Ekonomi Ödülü açık artırma teorisine diye e, size hemen bununla ilgili bir bilgi vereyim. Şimdi bu e, ihale, bu ödülü yani 2020 Ekonomi Ödülü'nü, iki tane Stanford Üniversitesi'nden iki profesör aldı. Paul Miglom ve Robert Wilson diye. Bu iki bilim adamı tabii para ödülleri de kazandılar. Peki ne yaptı bunlar? Ne yapıldı? İhale teorisine dair bazı çalışmalar yaptılar. Bu ihale, ihale teorisini iyileştirme ve yeni açık artırma formatları. Hani bu diyelim ki bazen devlet ihaleye çıkıyor. Işte elindeki şirketleri satıyor. <laughs> Ev satıyor, araba satıyor veya büyük arazileri satacak veya başka bir diyelim ki işte genel kurmay örnek veriyoruz ya çizme yaptıracak işte palet yaptı ya da işte kamuflaj yaptıracak bun çorap alacak bot alacak bunlarla ilgili ihaleler çıkılıyordu e, komite Nobel komitesi bu ikilinin yani Paul Milgrom ve Robert Wilson'ın e, dünya genelinde birçok satıcı alıcı ve vergi mükellefine fayda sağladığını vurguladılar. Çalışma radyo frekansı satışından balıkçılık ve havalimanı slot kotalarına varana kadar geniş bir yelpazede uygulanabiliyor. Stanford Üniversitesi bir açıklama yapmış ve Amerika'nın çalışmayı radyo frekansı ihalelerinde kullanmasıyla telekomünikasyon sektörünün kökten değiştiğini gösteriyor. Gördüğünüz gibi yani adamlar bir ihale sistemi geliştirmişler ve o ihale sisteminin uygulanmasıyla beraber Amerika'daki bütün telekomünikasyon sektörü Kökten değişmiş. Hakikaten e, uzun yıllardır bu iki bilim adamı buna çalışıyormuş. Stanford Üniversitesi'nden gördüğünüz gibi 2020 Nobel Edebiyat Ödülünü bu iki bilim adamı e, almışlar. Dünya Gazetesi'nin manşetiyle gene devam edelim. Çünkü orada gene önemli bazı haberler var. Suud boykotuna Fas vergisi etkili eklendi. Bakın bu da önemli. Niye önemli? Suudi Arabistan biliyorsunuz çaktırmadan, yani resmi bir isim koymuyor ama çaktırmadan, Türkiye'den gelecek ürünlere ek vergi koydu Suudi Arabistan. İşte o Türk malları Suudi Arabistan'da satılmasın diye. Suudi Arabistan'ı bu yola teşvik eden de Birleşik Arap Emirlikleri'nin lideri bunları yaptırıyor. Hepsini beraber. Bu arada işte Suudi Prens Abdurrahman Bin Musa Twitter'da bir açıklama yaptı ve Türk ürünlerine boykot çağrısı. Türkiye'de üretilen Made in Turkey yazan hiçbir şeyi almayın diye bir çağrı yaptı. Bu ona ikinci bir adımda Fas'tan geldi. Bakın bizim Fas'la yakın ilişkilerimiz var ama o da bir Arap ülkesi ve Suudi Arabistan'ın etkisinde kaldı. Fas yönetimi dün bir karar aldı. Buna göre Made in Turkey damgalı 1200 ürünün gümrük vergisi 5 yıl için %90 artırıldı. Yani 100 liralık bir ürün 190 liraya kadar geldi. Fas böyle bir vergi uygulamıyordu Türkiye'ye geçen yıla kadar ama bu sene bunu uygulamaya başladı. Bu ne demek? Şu, Türkiye FASA yılda 1 milyar dolarlık tekstil ürünü satıyor. Yani tişörtten, çoraba, iş çamaşırdan, pantolona kadar Türkiye onlarca, milyonlarca ürün satıyordu FASA. Tam 1 milyar dolarlık perde dahil işte bu masa örtüleri dahil olmak üzere. Şimdi bunların hepsine %90 oranında vergi koydu FAS devleti sevgili izleyiciler. Hakikaten bu bizim işlerimizi bir miktar belki aksatacak gibi görülüyor ama Suudi yönetiminin de ne yaptığını görmek açısından bu en azından bir fırsat oldu bu. İhracatın sınırı geçme süresi 98 saate çıktı. İhracatta Avrupa'dan siparişler arttı. İşte bir de iyi bir haber var. Sanayici talebi karşıladı ancak altyapı yetersiz kalınca Avrupa'ya giriş süresi 4 kat uzadı diyor. Karayolları taşımalarında %22'lik artış olmuş. Kara Karayolunun payı da %45'e kadar çıkmış. Gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler. Hemen altta bir haber. Otoda hedef yeni nesil diye son çeyrekte üretimde maksimum kapasiteye ulaşması beklenen otomotiv sektöründe pandemi sonrasında hazırlıksız yakalanmak istemediği için yeni hazırlıklarını da buna göre 2021 22 modelleri için buna göre çalışıyorlarmış. İşsizlik Temmuz'da 13.4 ve takibe düşen sayısı yani e, vergilerini ya da e, kredilerini ödeyemediği için e, takibe düşenler kredi kartları dahil buna e, özellikle Ağustos döneminde Mart-Ağustos döneminde çoktu ancak Eylül döneminde bir miktar gerilemiş en azından bu da e, bunu da iyi bir haber olarak e, görmek lazım sevgili izleyiciler şimdi sahte alkolle ilgili bir haberimiz var. Ee, sahte alkol faciası İstanbul, Muğla ve Aydın'a da sıçradı. Yurt genelinde ölenlerin sayısı yükseldi. Tam 33 oldu. Bakın 33 kişi sahte alkolden, içkiden hayatını kaybetti. Zehirlenme nedeniyle çok sayıda kişi hala tedavi altında. Kaçak ve sahte alkol insan hayatına mal olmaya devam ediyor. Sayı yine yükseldi. 33'e çıktı. Facianın yaşandığı kentlere İstanbul, Muğla ve Aydın da eklendi. Yurdun çeşitli kentlerinde kaçak alkol içen çok sayıda kişi mide bulantısı ve görme kaybı şikayetleriyle rahatsızlanarak hastanelere kaldırılmıştı. Çok geçmeden de ard arda ölüm haberleri gelmişti. İzmir, Kırıkkale ve Mersin ölüm oranlarıyla başı çekiyordu. Ancak facia İstanbul, Muğla ve Aydın'a da sıçradı. 4 kişi zehirlenme vakasıyla İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 36 yaşındaki avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybetti. Tedavi edilen şahıslardan ikisinin görme kaybı yaşadıkları öğrenildi. 3 kişi hala yoğun bakımda. Polis olayla ilgili bir iş yerine baskın yaptı. Çok sayıda sahte alkol ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Muğla'da kaçak alkol faciasına dahil oldu. Bodrum'da farklı noktalarda alkol aldıktan sonra fenalaşan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak ikisi de hayatını kaybetti. Kaçak alkol Aydın'da da yürek yaktı. Bir ocağa ateş düşürdü. Sevindikli mahallesinde 60 yaşındaki Orhan Öztürk hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Osman Özdense yoğun bakımda. İki isim de aynı şüpheliden alkol almıştı. İzmir acı tabloyu derinden hisseden illerin başındaydı. 11 Ekim akşamında ölenlerin sayısı 11 olarak açıklanmıştı. Ancak o sayı yine yükseldi. Ölüm haberleri önce İzmir'in Urla ve Ödemiş ilçelerinden geldi. 6 kişi daha tedaviye cevap vermedi. Kentte sahte alkolden ölenlerin sayısı 17'ye çıktı. Ben... Hastaneye kaldırılan çok sayıda kişinin tedavisine devam edilirken İzmir'in Çiğli ilçesinde bir depo ve araca gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 5 ton sahte etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan HG isimli şahsın İzmir'de ölümlerle sonuçlanan sahte alkol dağıtımını yapan kişi olduğu belirtildi. Kaçak alkol Mersin'de de ölümlere neden oldu. Kentte son bir haftada hastaneye kaldırılan 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kentte operasyonlar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken biri ise serbest bırakıldı. Kaçak alkol Kırıkkale'de de 7 kişi hayattan koparmıştı. Böylelikle yurt genelinde ölenlerin sayısı toplamda 33'e yükselmiş oldu. Kaçak alkol skandalı ilk olarak İzmir'de 9 Ekim tarihinde patlak vermiş, 18 kişi kentteki hastanelere başvurmuştu. Soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Evet bir para piyasalarına bakalım bu arada döviz ne durumda diye. İstanbul Borsası 1178'de gördüğünüz gibi e, bir miktar borsa yükselmiş görünüyor. Dolar 7.89'da, e, dolar da 8 liraya doğru gidiyor. Ne yazık ki euro 9.31'de e, euro. E, altına bir bakalım. Altın 486 lira, gram altının fiyatı 486 lira değerli izleyiciler. Ons altının fiyatı da 1917 dolar gördüğünüz gibi. Kripto paralara bir bakalım. Dün bu stüdyoyu değiştirdiğimiz için kripto paraları verememiştik. Bugün şimdi size kripto paraları da bir verelim. E, çünkü kripto paralar da artık dünyanın e, temel gerçeklerinden bir tanesi oldu. Nasıl insanlar ilk kağıt paraya geçtiğinde, demir paraya geçtiğinde belki e, yadırganıyor gibiydi değil o zamanlar ama şimdi artık sonra tahviller çıktı, çek çıktı, senet çıktı. Şimdi de artık kripto para geçiyor. Evet gördüğünüz gibi arkamda. Bitcoin, bir Bitcoin 11.486 dolar. Bakın değerli izleyiciler, Bitcoin, işte biz bu programı Haziran'ın sonunda başladık. O zaman 11.500 bin, bin 11.600 dolardaydı. Takip edenler bileceklerdir. Daha sonra bu 10.500'lere, 10.600'lere kadar gelirdi. Geçen hafta da 10.700'lerdeydi. Şu an bir Bitcoin 11.490 dolar oldu. Yani geçen hafta biri mesela 10.480 liradan alsaydı, şu an aşağı yukarı %10 civarında karı vardı. Bir de Bitcoin'ler alırken ve satılırken döviz gibi değil. Hani dövizde alışla satış arasında belli bir marş farkı oluyor. 1 lira, 2 lira neyse. Ama Bitcoin öyle değil. Alımı da aynı fiyat, satımı da aynı fiyat. Ee, o açıdan önemli. Ethereum 383 dolar, Tether 1 dolar. Binance Coin var, Çinlilerin parası bu. Çinlilerin kripto e, parası 31 dolar. Bitcoin Cash 242 dolarda. E, Chainlink var 11 dolar. E, Crypto.com Litecoin 50 dolar. Bakın 44 dolardı, 45 dolardı Litecoin. Hatta ilk başladığımızda 38 dolardı. 50 dolara kadar çıktı 2-3 ay içerisinde. Monero 128 dolar. Neo 17 dolar. Cosmos 5.97'ye kadar çıktı. Nem var 0.12'lerde. Dubai token 4.7'lerde gördüğünüz gibi kripto paralarda hızla akmaya, hızla gelişmeye devam ediyor. Alıcıları var Amerika'da. Çin'de, Hong Kong'da bunun oynayan, alan satan çok var. Tabii akıllı oynamak lazım, bilmek lazım. Bilmeden girdiğiniz zaman, hani borsa için nasıl keriz silkeleme operasyonu diyorlar, burada da o olabilir, o yüzden çok dikkatli olun. Bazen bana yazıyorlar, işte size kripto parayla satalım diye sahte şeyler satıyorlar. Bunları da, işte borsaları var, ciddi yapan yerler var, oradan takip etmek lazım bunları değerli izleyiciler. Hatay'da Cuma günü başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınları 33 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yangını çıkaranın terörüktü PKK olduğunu işaret etti. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı da PKK'nın PR'ını yapmayalım. Onlar artık Türkiye'de terör yapacak durumda değiller. Bu tür orman yangınlarını üstlenerek kendilerine PR yapıyorlar dedi. <laughs> Belen yandı, ateşi Arsuz ve İskenderun ilçesine de sıçradı. Teyze, dur, dur, dur. Teyze, 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 teyze teyze, Acı Hatay'dan yükseldi, Türkiye'yi kuşattı. Abi elinde kovayla nereye koşuyorsun? Nereye koşacağım? Karınca misali işte. Dur, dur. Binlerce ağaç küle döndü, park halindeki onlarca araç yandı. İlçe merkezlerine de sıçrayan yangında çok sayıda ev ağır hasar aldı. İşyerlerinde milyonluk zararlar oluştu. Hadi, hadi, hadi. 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 Yangın 33 saatte söndürüldü. Sabotaj ihtimali yüksekti. Bu ihtimal alevin ilk görüldüğü andan itibaren yüksek sesle dillendirildi. 4 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Gaziantep'te adres vermese de Hatay yangını ilişkin konuştu terör örgütü PKK'yı işaret etti. Birileri de çıkmış güzelleme yapıyorlardı. Kandil'de İzmarik bile yere atılmıyor. İzmarik bile yere atılmıyor dediğiniz o terör örgütü ormanlarımızı yakıyorlar. Ciğerlerimizi söndürmeye çalışıyorlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yangın bölgesindeydi. Bölgeyi gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Cümleten geçmiş olsun. Allah razı olsun. Sen Allah beterinden korusun inşallah. Bakan Soylu yangın sonrası bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Bu arada yangına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bana teşkilatın numarasını verin diyen bir kuryeci çocuk vardı Cihan Aksu. Kendisi hakkında bir iddianame düzenlendi. 5 yıla kadar hapsi isteniyor. Tabi bu biraz ağır oldu. Şimdi haberi izleyelim üzerine konuşacağız. Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Eniştemin numarasını gönderin. Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Türkiye'nin gündemine bu sözlerle bomba düşmüştü. Teşkilatçı kurye maske takmayıp polise direnmişti. Seni durduruyoruz şu an için masken olmadığı için idare yaptırım uygulayacağız. Var motor üstündeyim. Tekim sosyal mesafem var. Çok geçmeden gözaltına alındı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık teşkilatçı kurye hakkında kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapsini istedi. Teşkilat ve enişteniz kim? Görüşeceğiz. Olay İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşandı. Motosiklet kuryeli yapan Cihan Aksu dağıtımdayken polisin maske denetimine takılmıştı. Seni durduruyoruz şu an için masken olmadığı için idare yaptırım uygulayacağız. Var motor üstündeyim. Tekim sosyal mesafem var. Kimlik istiyoruz vermediğiniz takdirde zor kullanacağız size. Sana... Sen zor kullan o zaman görüşürüz. Polise kimlik göstermekte direnen kuryeci ekiplerin müdahalesi sonrası telefonla sarıldı. Telefonda konuştuğu kişiyle arasında geçen sohbet herkesi şaşırttı. numarasını gönderin bana ya. Eniştemin numarasını gönderin. Çek abi. çeksene. Tamam. Sakin, tamam. Ya, hayırdır ya. Tamam. Bir dakika. Bir dakika. ya. Gözaltına alınan teşkilatçı kurye hakkında savcılık iddianamesini hazırladı. Savcılık teşkilatçı kurye için kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapsini istedi. Şimdi bu arkadaş hakkında zaten önce haber olduğu zaman da çok şey söylemiştik. 5 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyor. Cihan Aksu bir kuryeci. Bank teşkilatın numarasını verin. İşte siz kimsiniz? İşte maskesini güya o üzerindeki işte kapşonlu giydiği şeyin ağzına çekerek yapmıştı. Eniştenin numarasını istiyor filan. İşte Türkiye'de böyle tiplerden çok var. Bu Cihan gibi çok tip var. Yani bunlar kendilerini tabi devleti bilmedikleri için, ülkeyi bilmedikleri için bazen hakikaten ya da böyle şımarık yetiştirdikleri için belki aile ortamından öyle geldiler. İşte asarız keseriz veya işte bana teşkilatın numarasını verin diye sanki polisten bir şey yapabilecekmiş gibi havaya bürünenler oluyor. Burası ayrı konu. zaten gördüğünüz gibi bu çocuk kaç yaşındaydı Cem bu? 20 yaşında mı? 21 yaşında mı? Belki biraz daha büyük. bir çocuk yaşta biri. Belki biraz daha büyük yaşı. Şimdi bunu ya uyarıp konuşmak uyarıp konuşmak varken bunun hakkında iddianame düzenleyip 5 yılda yargılamak, 5 yıl 3 ayla, 5 yıl 10 ayla ne kadar artık yargılamak hakikaten yanlış. Yani şimdi bu çocukla çağırırsın, konuşursun, uyarırsın, bir daha yapma. Zaten bu çocuk anlamış. Bizim başka gazeteci arkadaşlar da onunla görüştü. Çocuk o anki kendini işte havaya giriyor, bir şey zannediyor. Dediğim gibi yetiştirildiği ortam ya da işte bir iki tane akrabası böyle beni kurtarır diye düşünüyor. Bilmediği için hayatı bilse zaten böyle yorum yapmaz. Şimdi çocuk hatalı mı hatalı ayrı. Ama bu meseleyi konuşup uzlaşıp çocuğu uyarmak varken bir de şimdi böyle dava açılmış. Şimdi bu savcıları da bazı savcıları da anlamak mümkün değil. Şimdi yani tamam polise mukavemet ediyor falan tamam da her şeyi davaya dönüştürmek değil. Şimdi uzlaşma diye bir şey var biliyorsunuz. İddianame düzenleniyor. Hatta ondan önce savcı kovuşturma aşamasındayken işte iki tarafa birden e, çözüme razı mısınız diye uzlaşma formülü geliyor. Bize de geliyor bazen. Herkese geliyor. Şimdi buna dava açıp bu çocuğu şimdi 5 yılla yargılamak, diyelim ki ceza aldı, sicili temizdir. İşte 6 ay verdin, 1 yıl verdin, hükmün açıklanmasının geri bırakılması olacak. Çocuğun şimdi durduk yere, e, yani sicilini bu şekilde etiketlemeye veya e, iz bırakmaya gerek yoktu. Konuşarak halledilecek bir meseleyi, tavsiye ile halledilecek bir meseleyi davaya dönüştürmek doğru değil. Yoksa şimdi bu çocuk zaten yaptığının yanlış olduğunu anlamış zaten. Söyle, söylüyordu her yerde. Ama kalkıp şimdi bunlara dava açmak hakikaten biraz aşırı. Bu Halil Sezai için de geçerli. Bakın Halil Sezai'yi burada çok söyledik. Sanatçı, işte şarkıcı. Suçlu mu? Dibi ne kadar suçlu? Yaşlı bir adamı dövmekle hataların en büyüğünü yaptı. Suçlu, yargılanmalı, ceza almalı. Doğru ama 13 yıl ne? ya 13 yıla kadar. Aslında bunu şöyle söylüyor bazen hukukçular da işte orada kasten adam yaralama, işte silah kullanma, o odun silah sayılıyor. Kasten adam dövme, yaralama, silah kullanma, kişinin özel kuvveti. Aslında 4-5 suçun hepsinin birikimi 13 sene diye veriliyor ama o bile fazla. Yani işte belki dayak atmaktan, yaralamaktan ceza verilecekken adamı 13 yılla yargılamak e diyelim ki şimdi bir e, tamam yaptığı suç cezasını alsa ama hani 13 yıl değil bunun cezası. O açıdan biraz daha böyle dikkat edilmesi lazım. Yoksa işte geçmiş dönemde biliyoruz Arda Turan hastaneye silahla girdi, sağa sola ateş açtı, kadının evli kadının birine asıldı, onu yaptı, bunu yaptı, her şeyi yaptı. İşte bir cezalar aldı filan yatmadan çıktı. Yani işte başkası yapsa onu yatardı. Yani Arda Turan değil de başka biri o suçları işlemiş olsaydı 50 kere içeriye girip çıkmıştı şimdiye kadar. O açıdan da bu cezaların veya bu ceza isteminin biraz daha elden geçmesi lazım. E, bu hangi ildeydi Cem bu çocuk? E, bunun mesela başsavcısı hangi ilde ise bence o davayı geri çekme yetkisi var. İstanbul Tuzla'da Adalet Bakanımız da biliyorsunuz Adalet Bakanlığı her olaya müdahil olma hakkı vardır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız İrfan Fidan Bey de mesela bu, bu çocuk için devreye girip bu iddianame en azından Karşılıklı suhle çözülebilir, ile çözülebilir. Yoksa her şeyi davaya dönüştürmenin manası yok. Gereksiz yere adliyeleri bu şekilde meşgul etmenin de bir anlamı yok. Amerika'da seçimler yaklaşıyor. Başkan Trump iyileştiğini açıkladı. Üç üniversitenin yaptığı anket çalışma sonucunda Biden'ın bayağı önde olduğu açıklandı. Trump iyileştim dedi Biden kampanyasına devam etti. Üç üniversite tarafından yapılan anket Biden'ın önde gittiğini gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump televizyon programına katıldı. Başkan Trump koronavirüsten tamamen kurtuldum dedi. Kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini söyledi. Öte yandan 3 üniversite anket düzenledi. Anket seçimlerinde kilit rol oynayacak 3 eyalette yapıldı. Anket sonuçlarına göre Biden'ın önde gittiği belirtildi. Anket sonuçlarına göre Biden, Michigan'da 7, Pensilvanya'da 5, Binkosin'de 7 puan Trump'ın önünde görünüyor. The Washington Post ve ABC News tarafından da ulusal bir anket yapıldı. Anket sonucunda eski başkan yardımcısı Biden'ın %53, Başkan Trump'ın ise %41 desteklendiği sonucu çıktı. Şimdi Biden'ın açık ara önde olduğunu herkes söylüyor bütün anketlerde. Hatta Fox News bile Trump'ı destekleyen Fox News'un anketlerinde bile belirli eyaletlerde Biden önde görünüyor. Eğer seçimleri Trump kazanırsa... Bence Amerika'da bir sürü anket şirketi daha hayat boyu bu işi yapamayacak. Bir sürü insanın itibarı ciddi biçimde zayıflayacak. Eğer Trump kazanırsa konuştuğumuz herkes Trump'a çok fazla şans vermiyor ama 2016'da da böyleydi. 16 puan Biden önde deniyordu. 14 dendiler. Seçim zamanına kadar fark 3-4 puan dediler ama Trump seçimleri hem de çok önemli eyaletleri kazanarak seçimleri kazanma başarısı elde etti. Durum giderek biraz daha Buna doğru gidiyor olabilir. Elbette pandemi etkisi var. Pandemi olmasaydı herkes zaten Trump'ın daha rahat kazanacağını söylüyordu ama pandemi dolayısıyla İbre'nin Biden'a döndüğü de söyleniyor. Öyle mi değil mi? Onu elbette göreceğiz. Zaten şunun şurasında, bugüne 12'si 18-3, 21 gün var seçimlere. 21-22 gün sonra. Tam 3 hafta var. Amerika'da seçimler biliyorsunuz Kasım'ın ilk salı günü yapılır. Bir gün sonra da zaten sonuçlar Netleşmiş olur. Bakalım kim kazanacak onu net bir şekilde e, görmeye devam edeceğiz. Gürcistan'da 31 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine hazırlık için Gürcü göçmenlerle buluşmak üzere Yunanistan'ın başkenti Atina'ya giden Gürcistan'ın eski devlet başkanı Mihail Şakaşvili yumruklu saldırıya uğradı. kapşonlu bir gencin saldırısına uğradı. Kafasına defalarca yumruk darbesi aldı. Görüntüler Yunanistan'ın başkenti Atina'dan. Eski Gürcistan Devlet Başkanı Sakaşvili, Gürcistan vatandaşlarıyla yaptığı görüşme sırasında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Sakaşvili birkaç maskeli adam yanımıza geldi ve saldırmaya çalıştı. Yunan özel kuvvetleri göz yaşartıcı gaz kullandı ve kalabalık içindeki birkaç kadın yaralandı dedi. <laughs> Kafasına defalarca yumruk darbesi alan eski Gürcistan Devlet Başkanı saldırıyı Gürcistan'daki rakiplerinin organize ettiğini açıkladı. Mikhail Şakaşvili yeniden ortaya çıktı. Mikhail Şakaşvili kimdir diye size kısaca bir hatırlatmada bulunayım. 2005 6 yıllarında o yıllarda 2005 6 7 8 Gürcistan'ın devlet başkanıydı. Avrupa Birliği ile araları arası oldukça da iyiydi. Rusya'da 2000'den sonra biliyorsunuz Putin 2000 yılında iktidara geldi. 2003 4 gibi de Rusya'yı biraz düzeltmeye başladı. Özellikle petrol konusunda ciddi bir arz vardı. Putin güçlendi, askeri anlamda da güçlendi. Ee, ama Şakaşvili Avrupa Birliği'nin gazına geldi. Ben dedi bu e, işte Ruslara meydan okurum diye Rusya ile gereksiz bir tartışmaya girdi ve toprağını güya kendi çapında genişletmek istedi. Ama Putin'in cevabı Şakaşvili'ye çok sert oldu ve Rusların uçakları, hava, hava savunması, hava birlikleri Gürcistan'ı yerle bir etti e, ee, gibi bir hafta içerisinde, bir hafta on gün içerisinde Gürcistan birlikleri ordusunu darmadağın etti. Rus ordusu. Hatta bir görüntü vardı. Şakaşvili böyle helikopterden yani tam vurma anına getirdi Rusya onu. E, helikoptere binleri zorla kaçırdılar Şakaşvili'yi ama isteseydi Rusya onu orada o an öldürebilirdi. Öldürmedi. Kaçırdı. Avrupa Birliği'ne güvenmenin bedelini ağır ödedi Şakaşvili. Ondan sonra da zaten bir daha toparlanamadı. Ee, Ukrayna'da yaşadı. Belli bir süre ülkesine gelemedi. Şimdi bir daha işte seç, 31 Mart Ekim'deki seçimler için Rusya, Yunanistan'da bulunan Gürcü göçmenlerle konuşurken de böyle yumruklu saldırıya uğramış durumda. Avrupa Birliği gelir beni kurtarır diyordu Gürcistan Devlet Başkanı iken ama Avrupa Birliği de onu yarı yolda bıraktı. O bölgede yani kendi periferisinde patronun Ruslar olduğunu unutmuştu. Nitekim zaten aklı başına da gelmiş oldu. Seçimler nerede? Bir de Tacikistan'da var. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Oyların %91'ini alan İmam Ali Rahman 5. defa Cumhurbaşkanı seçildi. Oyların %91'ini aldı, 5. kez Cumhurbaşkanı seçildi. İmam Ali Rahman, Tacikistan seçimlerinin galibi oldu. Tacikistan'da seçimlerde 4 milyon 221 bin kişi oy kullandı. Katılımın %85.39 olduğu açıklandı. İmam Ali Rahman kullanılan oyların %91'ini aldı. Beşinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Seçimlere uluslararası kuruluşlardan 150'ye yakın kadın gözlemci katıldı. 200'den fazla yabancı gazeteci takip etti. Bu Tacikistan'la ilgili bir şey söyleyeyim. Tacikistan bizim e, orada bazı Türk iş adamlarının yatırımları var. E, özellikle un fabrikası olan arkadaşlarımız var, iş insanları var Tacikistan'da. Oraya da bir miktar yatırım yapılabileceğini söylüyorlardı ama seçimler vardı. İşte İmam Ali Rahman 5. defa Tacikistan'da Cumhurbaşkanı seçildi. Bu da önemliydi. Bundan sonra Tacikistan bizim işte Türkiye, Türk Cumhuriyetlerinden bir tanesi. Onlara da ilişkiyi sıkı tutmak lazım. Erdoğan'a gelelim. Cumhurbaşkanımız Erdoğan Avrupa Birliği ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kimle? Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile Erdoğan çeşitli meselelerden bahsetti ve Ermenistan'ın haydutluğunu Avrupa Birliği'nin bu konsey başkanı anlattı ama Avrupa Birliği yetkilileri anlayacak mı? Emin değilim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan-Ermenistan çatışması, Doğu Akdeniz ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili diplomasi trafiği hız kesmeden sürüyor. Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda kritik konuları ele aldı. Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasıyla ilgili Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü konusunda Avrupa Birliği'nin tutarlı bir duruş ortaya koyması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını söyledi. Erdoğan Doğu Akdeniz ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandırdığını söyledi. Cumhurbaşkanı ayrıca AB ile ilişkilerin yeniden canlanması için Avrupa Birliği'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Tabii Avrupa Birliği Ermenistan işgalini görmüyor. Ermenistan işgalini görmediği gibi de ateşkes biliyorsunuz. Ateşkesi ilan edildi. 24 saat geçmeden gitti Gence kentine bir daha füze attı. 34 kişi yaralandı. 9 Azerbaycanlı kardeşimiz hayatını kaybetti. Kimseden bir açıklama yok. Minsk üçlüsünden işte Amerika, Fransa ve Ruslardan tepki tepki bile gelmiyor. İşte ölenler Müslüman olunca, Türk olunca kimsenin umurunda olmadığı zaten bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Başka bir yerde olsaydı bu müdahale ederlerdi ya da açıklamalarda bulunurlardı ama buraya hiçbir şey de hiçbir şey söylemiyorlar. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev buradaki meselenin çözülmesi için Türkiye'de taraf olmalı dedi ama Ruslar buna pek sıcak bakmıyorlar. Çünkü Türkiye orada girdiği zaman oyun kurucu olacağını biliyorlar ya da Azerbaycan haklarını sonuna kadar koruyacağı biliniyor. Ama gördüğünüz gibi işte dünyada maalesef haklı olmak yetmiyor, güçlü olmak lazım. O açıdan da askeri anlamda hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin eskiye göre çok iyiler, çok iyiyiz ama çok daha iyi durumda olmamız gerekiyor. Aynı şey Rum tarafı için de geçerli. Bakın bugün Türkiye Gazetesi'nin manşetini bir daha görelim. Çok güzel anlatmış Türkiye Gazetesi. Meseleyi düşman kapıda diye e, Kuzeyde Ermeniler, bakın arkamda görüyorsunuz. Kuzeyde Ermeniler, güneyde Rumlar ve ortakları düşman kapıda e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'dan cesaret alan Rumlar, Maraş'ın kapısına dayandı. Ermeniler de kaleci saldırılarla Azerbaycan'daki sivilleri ve yalanlarla Türkiye'yi hedef alıyor diye olayı çok güzel özetlemiş Türkiye Gazetesi. Bugün gördüğünüz gibi sevgili izleyiciler, e, tabi e, Mustafa Akıncı'nın seçimleri de biraz daha avantajlı olduğu da görülüyor ama Rumlardan alınan Maraş toprakları iade edilmeli diyen Mustafa Akıncı da Rumlar tarafından sempatiyle karşılanıyor. Ermenilere ise yaptıkları mezalime zulme dünyanın hiçbir yerinden bir kınama herhangi bir açıklama olmadığını da söyleyelim. Ne yazık ki herhangi bir açıklama da bunlarla ilgili gelmiyor. Bu arada Kıbrıs'la ilgili şunu da söyleyeyim. Şimdi Ersin Tatar birinci oldu doğru 32.3 aldı. Mustafa Akıncı 29.8 aldı. İşte diğer adaylardan biri 21, yine sol, solcu adaylardan biri 21 aldı. Denktaş 4.20 aldı. Kudret Özeray eski başbakan yardımcısı dışişleri bakanı o da 5.7 aldı. Şimdi gerçekçi olmak lazımsa seçimin favorisi ikinci turda Mustafa Akıncı. İnşallah yanılırız ama gelen haberler Mustafa Akıncı'nın bir adım adımda önde olduğunu gösteriyor. 198 bin seçmen var Kıbrıs'ta. 115 bin insan daha gitti. Çoğu gitmedi. Gitmeyenlerin de çoğunun gençler olduğu oradaki yetkililerin söylediğine göre gitmeyenlerin çoğu da gençler. Ama şunu da düşünmek lazım. Şimdi bu tür eleştiriler kolay. Yani niye öyle niye böyle diye ama Mustafa Akıncı gibi bir aday ilk turda %30 oy alıyor ve seçimleri kazanma yolunda da bir adım daha önde bana göre biraz daha favori. E şimdi demek ki bazı şeyler başıboş bırakılmış. Bazı şeyler yeteri kadar anlatılamamış şu biraz da kendimize batırmamız lazım. Ersin Tatar bizim desteklediğimiz aday. İnşallah o kazanır diyoruz ama işte toprak maraşı Rumlara vermeli izleyen Mustafa Akıncı halktan teveccüh görüyor. Diğer yani federasyona sıcak bakan diğer adaylar da e, yüksek oy aldılar belli oranda. Bunları biraz daha iyi düşünmek lazım. Niye böyle oluyor diye. Yani para dağıtıldı, Soros var. Tamam doğru ama işte biz ne yaptık o arada? Tamam onlar çalıştı da yani düşmanı veya rakipleri suçlamak kolay. Ama o arada biz ne yaptık? Yani biraz da çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Yoksa yani böyle eleştirilerle günü kurtarabiliriz belki ama Kıbrıs meselesi önemli. Elbette biz garantör ülkeyiz. Kıbrıs'ta bizim söz hakkımız sonuna kadar var. Kimseye de bir karış toprak verecek durumumuz yok. Ama ne yazık ki işte bizimle aynı görüşte olmayan insanlar Kıbrıs'ta halktan tevecik görüyorlar. Kıbrıs halkının oyuna saygı duyulur. Yani millet neticede böyle oy vermiş hakikaten. Ama biraz daha çalışmak, biraz daha oraları başıboş bırakmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlı Karabağ krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hedefinde ateşkesi ihlal eden Ermenistan vardı. Kremlin'den de Moskova'dan da ateşkese dair açıklamalar geldi. Hedef tahtasında Erivan yönetimi vardı. İlham Aliyev sivillere saldıran Ermenistan'ı bir kez daha topa tuttu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dağlık Karabağ'daki gerilime ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Gündemin ilk sırasında Ermenistan'ın gerçekleştirdiği sivillere yönelik saldırılar vardı. Ateşkesten hemen sonra Ermenistan yeni ateşkesi ihlal etmiştir. Sivillere karşı dehşet veren saldırılar düzenlemiş, Gence şehrine saldırmışlardır. Bu Ermeni faşizminin tezahürüdür. Aliyev, Bakü ordusunun her gün yeni zaferlere imza attığını vurguladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın psikolojik sarsıntı içinde kararlar verdiğini söyledi. Aliyev, krizin çözümüne ilişkin mesajlar da verdi. Türkiye'nin süreçte etkin rol oynayacağını söyledi. Hangi mesele Türkiye'si çözüldü? Suriye'de, Libya'da Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır. Aliyev açıklamaları sonrası Rusya'dan açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddettiklerini açıkladı. <Sessizlik> Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ayrıca Ermenistan'ın hakikati duymak istemediğini belirtti. Sivillere yönelik saldırılara karşı "Öcümüzü savaş meydanında aldık." ifadesini kullandı. Ateşkes ihlaline ilişkin Kremlin'den de ilk açıklama geldi. Sözcü Dimitri Peskov konuştu. Peskov, Rusya'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydetti. Tarafların ateşkese uymalarının hayati öneme sahip olduğunu belirtti. Evet, Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan sonuna kadar haklı. Bu işgal edilen toprakları almalıyız. Bunun için de buradan çekilmemek lazım. İşte barış görüşmelerine oturduk ateşkesi. Ermenistan dinlemedi. 24 saat olmadan Gence'yi bir daha vurdu. İlham Aliyev söylediklerinde haklıdır. Türkiye, Azerbaycan bu toprakları sonuna kadar alabilmek için gitmeli. Bu bugünden yarın olacak bir iş Biraz zaman alacak. Ama bu toprakları geri almadan oradan çıkmamak lazım. Barış güçle yapılır. Yani güç o gücün varsa, silahın varsa istediğini yaptırırsın. Zaten bütün herkes bundan anlar biraz da. Yani barışı yapanlar da yani de savaşı kazananlar veya silah gücü yüksek olanlardır. Dağlı Karabağ'ı almadan bu işi bitirmemek lazım. Yoksa iş masaya kalırsa işimiz zor. Evet değerli izleyiciler, Cem Küçük Günaydın Türkiye'nin bugün de sonuna geldik. Yarın sabah saat tam 7'de yine bu ekranlarda sizlerle beraber olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.